Sayın seyirciler, Halk İçin, Halk Adına Sedef Kabaş Soruyor programında her pazartesi olduğu gibi bu akşam da Türkiye'nin en kritik, en elzem konularını, gündem maddelerini ele almaya çalışıyoruz. Özellikle cesur sorular ve samimi yanıtlar ışığında. Evet, Türkiye artık bir deprem gerçeğini kabul etmek durumunda. Son olarak yaşadığımız Elazığ depremi de bu gerçeği bir kez daha Türkiye'nin yüzüne tokat gibi vurdu. Öncelikle tabii ki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve geride kalan herkese de her türlü imkanın ve sunulması gereken hizmetin bir an önce yapılması gerektiğinin de altını vurguluyoruz ki benzer örnekleri daha önce yaşadık, bu sefer yaşamayalım ve bundan sonra da yaşamaya devam etmeyelim. Kimilerinin dediği gibi depremi durdurmak mümkün değil. Depremi durdurmanın imkanı yok ama depremi önlemenin imkanı çok. İşte Türkiye'den beklediğimiz, bizi yönetenlerden beklediğimiz, sorumluluk sahibi olanlardan beklediğimiz depremle ilgili artık gerekli önlemlerin bir an önce alınması. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki depremle ilgili önlemlerin neden alınmadığını soran vatandaşlar, 20 yıldır deprem vergileri adında toplanan vergilerin ne olduğunu, nerelere harcandığını soran gazeteciler ve vatandaşlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Hatta bu soruları soranlarla ilgili ahlaksız yaftası bile kolaylıkla yapıştırılabiliyor. Ama belki de ahlaksızlık bambaşka bir şey. Ahlaksızlık toplumun, halkın deprem adı altında vergilerini topladıktan sonra depreme karşı gerekli önlemleri almayanların yaptığı. O yüzden biz diliyoruz ki soruşturmalar depremin neden önlem alınarak daha az bir kayba neden olmadığı sorusunu soranlara değil, bir çırpıda yıkılan o binaların, o evlerin müteahhitleri için açılsın. Ve yine diliyoruz ki soruşturmalar deprem vergilerini depremi önlemek için değil, başka harcamalar için yapanlar hakkında açılsın. Ve yine diliyoruz ki depremin aslında gerçeğini yasaklarla ve korkutmayla, tehditle bir anlamda gündemden düşürmek ve gerçeklerin sorgulanmasını önlemek üzerine çalışanlar hakkında açılsın. İşte biz bu akşam programımızda ne olursa olsun benzer vahim olayların yaşanmaması ve bir tek vatandaşımızın bile Türkiye sınırları içinde bundan sonra depremden dolayı canını kaybetmemesi için gereken her türlü soruyu sormaya ve gerçeklerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bu akşam hem deprem gerçeğini konuşacağız hem de depremle beraber Kanal İstanbul konusunu ele alacağız birbirinden değerli konuklarımla. Hemen stüdyodaki konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Kendisini çok yakından tanıdığınız, mesleğinde 50 yıllık bir geçmişe sahip olan jeofizikçi Sayın Profesör Övgün Ercan bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördük. Ve bir başka değerli konuğum da, unvanı konusunda program öncesi de biraz istişarede bulunduk. Çünkü birçok unvanı var kendisinin. Çok değerli çalışmalara imza atan bir uzman. Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Kanal İstanbul Komisyonu Yürütücüsü ve aynı zamanda İstanbul Büyükkent Şubesi Çevre Komisyonu Sekreteri olan Sayın Mücella Yapıcı bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Yapıcı. Bir başka değerli konuğum ise özellikle Kanal İstanbul'la ilgili çok çarpıcı tespitlerini bu akşam bizlerle paylaşacak olan 30 yıllık bir emeğin sonrasında emekli olan emekli kılavuz Kaptan Sedat Tenker bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, efendim. Teşekkürler, iyi yayınlar. Ve Ankara stüdyomuzda da eski ekonomiden sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Ufuk Söylemez bizlerle. Sayın Söylemez, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herkese saygılar sunuyorum. Saygılar efendim. Şimdi inanın iyi akşamlar demek konusunda bile tereddüt yaşadığımız dönemlerden geçiyor Türkiye. Bu programın açılışına dikkat ederseniz iyi akşamlar diyerek başlamamaya özellikle önem gösterdim. Çünkü gerçekten bu ülkede hakiki anlamda dram yaşanıyor. Yani gerekli önlemler alınsa aslında biz bu kadar can kaybı yaşamayabilirdik. Gerekli önlemler alınsa belki İstanbul bu kadar korkulu bir gelecekle karşı karşıya kalmayabilir. O yüzden de biz iyi günlerin, iyi bir geleceğin Türkiye tarafından hak edildiğine inandığımız için bu programı gerçek sorular ışığında ele alacağız. Ve hemen bu noktada en kritik soruyla başlıyorum. Başta İstanbul olmak üzere efendim, Türkiye'nin gerçeği, Türkiye'nin kaynaklarını harcaması gereken alanı, uzmanlarını seferber etmesi gereken alanı deprem midir yoksa aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Kanal İstanbul mudur? Sayın Ercan, sizinle başlamak istiyorum. Buyurun efendim. Bütün izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Birçok insan benim hocam neden televizyonlara çıkıp konuşmuyorsunuz diye soruyorlar. Ben de onlara yanıtım şu oldu. Ben yalnızca Kemalist Cumhuriyetçi televizyonlara çıkıyorum diye yanıtladım. Bugün o medya akımı diyorsunuz galiba. Ana akım medyası. Evet. Onlardan çok ünlülerin bir tanesini de çağrılmıştım ama sevgili Sedef Kavaş'ın programının tam yerinde olduğu için tercihim bu yönde oldu. Onur verdiniz. Çok teşekkürler hocam. Şimdi iki tane gerçekten Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Belki bazıları da bunun yapay gündem. Çünkü insanların önüne bir top atarsın, o topla oyalanırken arkada bir şeyler çevrilir. Kimse onun farkında olmaz. Bir Kanal İstanbul olayı atıldı olayı, biz tartışmaya bırakıldık. Biz hepimiz o tarafa odaklandık. Kim bilir onun arkasında neler oldu, bunu da bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de birçok şey artık apaçık yapılmıyor. Biraz kapalı kapılar arkasından yapılıyor. Türkiye'de artık yanlış yapılan işleri sorgulamak dahi sizin de belirttiğiniz gibi neredeyse suç oldu. Evet. Ama Türk aydınları olarak biz sesimizi kesmeyeceğiz. Yani Atatürk de öyle söylüyor. Yani bir kişi kalsam dahi Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak için Atatürk'ün Ankara'nın son tepelerinde bir elimde sancağım, bir elimde bayrağım, şehit düşmek için hazırım diyor. Dolayısıyla bu konuda herkes başkasından bir şey yapılmasını değil de herkes bunun içine katılması gerekiyor. Şimdi Kanal İstanbul mu daha önemli ya da deprem mi daha önemli dediğiniz zaman o zaman akla şu geliyor, deprem can alıyor. Evet. Şimdi insanı olmayan, ulusu olmayan bir devlet olmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanın yaşaması için Kanal İstanbul mu olması gerekiyor? Hayır. O insanların şu anda depremden kurtulması gerekiyor. Deprem sanki Türkiye'nin yazgısı gibi adlandırılıyor. Öyle bir şey yok. Yani Türkiye birinci derece deprem ülkesi değil. O kadar yanlış şeyler var ki. Bir ülkenin birinci derece deprem ülkesi olabilmesi için 8'den daha büyük depremlerin olması gerekiyor. 8, 9, 9, 10'da 2'lik depremler olması gerekiyor. Bu tür depremler Uzak Doğu'da oluyor ve aynı zamanda Pasifik kuşağında oluyor. Türkiye'de olabilecek en büyük deprem 8. O zaman demek ki Türkiye ikinci önemli deprem kuşağı. Üzerinde Alp, Himalaya kuşağı diye adlandırdığımız bir deprem kuşağı üzerinde. Ama Türkiye deprem yıkım gücü olarak, yani Farsçasıyla şiddet olarak dünyanın ilk üçüne giriyor. Şimdi düşünün, bunu izleyicilerimiz için açıklayalım. Çünkü ben Sayın Hocam'la program öncesi çok bilgilendirici, kısa da olsa ama çok şey öğrendiğim bir sohbete dahil olma imkanı buldum. O kadar kısa sürede o kadar işimize yarayacak bilgileri paylaştı ki hocam. Mesela dedi ki
özellikle televizyonlar tabii örnek oluyor. 6.8 deprem denilmez dedi. 6.8 demek yerine 6.10'da 8 demeniz gerekir dedi. Çok güzel bir bilgilendirme yaptı hocamız. Aynı şekilde fay hattı denmez dedi. Kırık demeniz gerekir dedi. Yine çok değerli bir yorumda bulundu. Segment demeyin, kol deyin dedi. Türkçemizde kol varken neden İngilizce kökenli segmenti kullanalım? Gerçekten çok haklı bir yorum. Aynı şekilde şiddet ve büyüklük iki farklı şey dedi. Büyüklük vardır ama şiddet yıkım gücüyle ilgilidir dedi. Doğru. O yüzden belki büyüklük konusunda çok büyük depremler olmasa bile yıkım konusunda Türkiye hazırlıklı olmadığı için yarattığı hasar, zarar çok büyük oluyor. Doğrudur. Şimdi sözün gelişi örnek verecek olursak Gölcük depreminin büyüklüğü 7.5'tu. Ama yıkım gücü 11'di. Mercalli Kankani ölçeğine göre yapılır yıkım gücü en çok 12 olur. Yani Gölcük demek ki 12'den 1 puan aşağıda 11 olarak gerçekleşti. Dünkü Elazığ Malatya depreminin, bu aslında Elazığ depremi değil, Elazığ Malatya depremi, Sivrice depremi diye geçiyor. Bu depremin yıkım gücü neydi? 9'du. Bakın depremin büyüklüğü 6.8 ama yıkım gücü 9 diyorsunuz. Dolayısıyla televizyondaki sunucular 6.8 şiddetinde bir deprem oldu derse yanlış söylemiş. Hem bilime hem de sunuculuğa, sunuculuğun töresel saygın durumuna ayaklar altına almış olur. Şimdi demek ki Elazığ Malatya depreminin yıkım gücü 9'muş. Elazığ'da bulunan yapı sayısı yaklaşık 120 bindi. İstanbul'da ise yaklaşık 1 milyon 700 bin yapı var. Yani İstanbul'un 10'da 1'inden daha az Elazığ'da. Evet. Ve yıkılan yapı sayısı 76 idi. Ölen kişi sayısı da 41'di. Türkiye'de genellikle depremin büyüklüğü ölen kişiyle ölçülüyor. Hatta yapılan yapıyla dahi değil. Mesela yapıların, belki Mücella kardeşim bu konuda konuşacaktır, yapıların türüyle ya da niteliği dahi konuşulmuyor. Yani yıkılan yapılar A türü müdür, B türü müdür, C türü müdür, betonarme midir, efendim çelik yapı mıdır, yığma yapı mıdır, bunlar dahi konuşulmuyor. Can kaybı o kadar yüksek oluyor ki bu depremler sonrasında. Evet. Herhalde odak tabii ki haliyle yani, can ölen, kaybına yöneliyor. Yani yanlış bir şey. Bu çok ilkel bir olay aslında. Şimdi devleti yöneten insanlar ne yapalım? Deprem önlenemez ki. Bunlar olur. Elhamdülillah biz Müslümanız, biz de kadere inanırız dersen o zaman depremler üzerine bir şey yapamazsın yani. Çünkü bana göre yazgı diye bir olay yoktur. İnsan yazgısını ve çizgisini bilgi ve görgüsünü artırarak ve kendini eğiterek değiştirebilir. Şimdi ben eğer yazgım benim Nazil'de doğmakmış, o nedenle ben bir traktör sürücüsü olacağım diyebilirdim. Çünkü babam benim traktör tamircisiydi. Ama ben bunu okuyarak, üniversiteyi bitirerek, yurt dışına giderek bir öğretim üyesi oldum. Demek ki yazgımı değiştiren benim kararlarım. Uluslararası bir öğretim üyesi oldunuz. Estağfurullah. Şimdi demek ki yazgı insanın elinde. Yani ölmek teselli değildir. Yani ölmek dinsel olarak anlatılamaz. Sözün gelişi beni en çok da tabii etkileyen olaylardan bir tanesi. Göçük altından çıkarılan kişiler genellikle orta sınıf altı dar gelirli insanlar. Yani çocuklarını Mehmetçik yapan insanlar bunlar. Düşünün çocukları hem Mehmetçik oluyor. Bu konuda ben bir kitap yazdım hatta. Bir yaşama iki deprem sığmaz diye. Gölcüklü bir ananın acısını anlatıyor. Oğlu PKK'ya karşı savaşırken şehit oluyor. Daha sonra kızı da Gölcük depreminde ölüyor. O da bağırıyor, Tanrım bir yaşama iki deprem sığmaz diyor. Bir taraftan oğlumu kaybettim savaşta. Bir korkunç. Taraftan da kızımı kaybettim diyor. Korkunç. Olay burada düğümleniyor aslında. Demek ki bütün sıkıntı yoksullukta. Yoksulluğun ana kökeni ne? Yoksulluğu
ülkeden defeden güç nedir? Yönetim erkidir, değil mi? Biz yöneticileri neye göre seçeriz? Deriz ki bize gönenç düzeyimizi artırsın. Hem uygarlaştırsın bizi eğitim olarak, çağdaş uygarlığın üstüne çıkarsın. Hem de gönenç düzeyimizi artırsın. Yani düşünün, küçücük bir Bosna, benim sıkça gittiğim bir yer. Şimdi orada herkes kayak yapar. Yurt dışına gider. Aslında gelir düzeyleri çok yüksek olmamasına karşın spor yapar. Sporla iç içedir, müzikle iç içedir, sanatla iç içedir. Ama Türkiye'ye geliyorsunuz. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Evet. Yaşam, yani biz sporu ancak seyrediyoruz. Değil mi? Televizyonların başında sadece izleyebiliyoruz. Yani yaşamsal sevinçlerimiz çok az. Şimdi deprem olduğu zaman da bu yani bizim... Yani zihniyet değişikliği olsa hocam, özet geçmek gerekirse... Zihniyet değişikliği olsa, depremin büyüklüğü ne olursa olsun, şiddetini azaltmak mümkün mü? Bakın çok güzel konuştunuz. Evet, yani yıkım gücü nasıl azaltılır? Depremde yıkım gücünü artıran olaylar şunlardır. Siz çok yaşayın, beni anımsattınız. Depremin büyüklüğü, depremin süresi. Bu deprem yaklaşık 25 ile 30 saniye sürmüştür. Süresi arttıkça yıkım gücü artar. Efendim, yapının niteliği, yapının uzun ekseninin kırık boyuna göre nasıl uzandığı, olan deprem içindeki salınım, sarsımların sıklığı, yani şöyle mi sallanıyor yoksa böyle mi sallanıyor? Oturduğunuz evinin tabanında ki toprağın gelen sarsıntıyı kaç kat büyüterek üst yapıya yansıttı. Sözün gelişi Elazığ'da ve Malatya'da yıkıntıların olduğu yerlerde ana sorun sadece yapılardaki niteliksiz yapı gereçlerinin kullanılması değildir. Çünkü Elazığ'ın mesela depremin olduğu yer Hazar Gölü. Hazar Gölü'nün kendisi Doğu Anadolu kırıklarını yaratmış olduğu bir göldür. Peki Elazığ'ın bulunduğu yer neresidir? Elazığ'ın bulunduğu yer daha önce Harput'tu. Elazığ'ı bilmem gittiniz mi, biliyor musunuz? Elazığ bir Harput dağın üstündedir ve kayalıkların üzerindedir. Oraları işte Urartular zamanında, efendim keza Mitanni uygarlığı döneminde, Asurlar döneminde, işte hatta Selçuklar döneminde bile yerleşim alanı olarak o dağın tepesi seçilmiştir. Hititler de öyledir. Hititler ilk defa büveti yani barajı yapan atalarımızdır. Onlar da sürekli olarak su kenarlarında kentlerini kurmuşlar ama kentleri tepelere yapmışlardır. Hatta Osmanlı döneminde dahi böyledir. Osmanlı'ya kadar bu gelenek Roma'dan Osmanlı'ya gelmiştir. Bütün Roma kentleri de böyle. Şimdi ne olmuş? Şu anda mesela Elazığ'ın yayıldığı kesim ise, Elazığ'ın bulunduğu yerde bir göl vardı daha önceden. Ve oraya göl çökelleri toplandı. Göl çökelleri sulaktır. Şimdi gevşek olan yerleri, mesela bizim İstanbul'un Ataköy'ü gibi, ne bileyim İzmir'in Bostanlısı gibi, Alaybey'i gibi, Karşıyaka'sı gibi, ne bileyim yani zemini sağlam olmayan. Evet, gevşek yani bu ırmakların getirmiş olduğu çatal ağızları, yani İngilizcesiyle deltaların üzerinde kurulmuş olan yerlerde, mesela İzmir'in Bayraklısı, Mersinlisi, Bornova'sı gibi, Bursa Ovası gibi, Nülüfer gibi, sözün gelişi örnekleri çoğaltabiliriz. Yüce Atatürk tabii Ankara'yı öyle bir başkent seçmiş ki Anadolu'nun en güçlü yerlerinden ve depremin hiç olmadığı ya da uzağında çok az olduğu bir yeri seçmiş. İşte Ankara'da 3.10'da birlik deprem oldu falan diyorlar. Ya kardeşim, 3.10'da biri deprem demiyoruz ki biz. Ona biz depremcik diyoruz. Yani şimdi bütün bu bilgilendirme, yine size döneceğim. Diğer konuklarıma geçmek istiyorum bu noktada ama çok güzel bir aslında girizgah yaptınız.
Önemli olan zihniyet değişimi diyorsunuz. Yani zihniyet değiştirdikten sonra Türkiye birinci derecede deprem kuşağında değil, ikinci derecede deprem kuşağında. Yani aslında önlenemez, en azından kayıpları minimuma indirebilecek önlemler alındığı takdirde deprem artık Türkiye'nin bir kaderi olarak kabul edilmemeli diyorsunuz. Ben neye alınıyorum biliyor musunuz? Şimdi sunucular sürekli olarak şunu söylüyorlar. Hocam halen deprem bilincine erişemedik diye mi? Ya sen yoksul bir halka hakaret gibi bu sözü söylüyorsun ya. Şimdi Türkiye'de kuru fasulyesini hanım pişirirken, şu anda da belki sofrasını düzenlerken bizi dinliyor. Evet. Dünya üzerinde deprem konusunda bilinçlenen Türk halkından daha başka ben bir halk bilmiyorum. Çünkü bütün profesörler, bilim adamları, uzmanlar her daldan bütün kanalları çıkıyorlar. Bildiklerini gizlemeden her şeyi anlatıyorlar. Ya bu adam ulema olsa ne işe yarar? Bilge olsa ne işe yarar? Çünkü adam diyor ki, yani ben hiç şunu unutmam. İstinye'de bir evi bakmaya gittik. Kamera da yanımızda çekiyor falan. İşte dedi ki oğlum senin bu eve girmene hiç gerek yok dedi. Kapının eşiğinde bir yaşlıca bir hanım duruyor. Niye teyze dedim. Oğlum dedi ben bu evin depremde yıkılacağını biliyorum. Ancak benim bütün günlük mücadelem eve acaba bir ekmeği nasıl getirebilirim? Şimdi dolayısıyla bu şartlar kadında, böyleyken, bu kadında deprem varken bilinci, diyorsunuz özellikle. Yani dolayısıyla deprem yönetimsel ve akçal bir sorundur. Cebinde para ne kadar azsa deprem sana o kadar yakındır. Deprem varsıl insanları öldürmez, yoksul insanları öldürür. Çünkü varsıl insanlar sağlam evde, sağlam yerde oturur. Onun için özellikle deprem bilimci arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum ve sunuculardan. Artık fay geldi, fay gitti, fay buraya uzanıyor. Bunlar tamamen soyut kavramlar. Bunları söyleyerek kırık boyunun 30 metre olsa ne olur, 35 metre ne olsa olsun. Yani aslında biz soruna burada üstüne gitmemiz ve onu doğru yoldan bir an önce çözmemiz gerekiyor. Peki. Ekonomi, yönetim, evet. Doğru erk. Peki bu noktada dilerseniz şimdi Mücella Hanım'la devam edelim. Siz Kanal İstanbul Komisyonu yürütücüsünüz. Tabii ki o kritik soruyu kolaylaştırıcı size de... Kolaylaştırıcı. Şimdi Kanal İstanbul gibi bir gündemimiz oldu. Ama işte hayat öyle bir şey ki hayatın akışı kendisini belirliyor. Bugün Türkiye'nin hakiki gündeminin deprem olduğunu adeta Türkiye bir daha anlamış oldu. O yüzden de o kritik soru şu. Türkiye'nin zaten sınırlı olan kaynaklarını biz Kanal İstanbul gibi bir projeye mi harcamalıyız? Yoksa deprem gibi bir gerçek için mi yönlendirip harcamalıyız? Şimdi tam da hocamın bıraktığı yerden bu soruya devam etmek lazım. Yani bu sorunun tek bir cevabı var. Tabii ki deprem demek lazım ama baktığınız zaman aslında bu deprem meselesine gerçekten deprem olmasa dahi, deprem gerçekliği olmasa ya da İstanbul depremi diyelim çok küçük bir deprem olacak da 40 sene, 50 sene, 60 sene sonra olacak diye bir şeyi bilsek dahi Kanal İstanbul projesi gündemden düşürülmesi gereken bir ekokırım projesi. Sadece, ekokırım. Tabii. Ne bütün, demek ekokırım? Yani şöyle söyleyeyim. Ayrıca Kanal İstanbul projesini burada sadece Kanal İstanbul projesi diye tek başına ele alıp bunu bir takım teknik detaylar içinde tartışarak asıl meseleyi gözden kaçırırız. Kanal İstanbul projesi aslında 3. köprü, havalimanı ve Kanal İstanbul 3 entegre proje. Yani bir kompleks plan aslında. Tabii. Değil mi? Evet. Şimdi sadece bunların birini alıp, sadece onun kendi çok dar çapındaki etkilerini bir takım teknik uzmanlıklar şeyinde ölçeğinde tartışmak, gerçekten bu 3 projenin birlikte yarattığı bütüncül tehlikeyi göz ardı etmek. Bu çok kritik.
Şimdi yönelik olarak şöyle bir argüman var ya, iddia. Aslında biz işte gelişiyoruz, yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, dünyanın en büyük havalimanı yapıyoruz gibi iddialarla gerçekleştirildi i̇şte tam projeler. Depreme yaklaşımımız da bu zaten biz. Yani deprem meselesine de yaklaşımımız. Bakın, depremle yaşamak diyoruz mesela. Evet, bu coğrafya bütün zenginliklerini bu depremlere borçlu. Kesinlikle öyle. Bütün zenginliklerini. Kesinlikle. Öncelikle İstanbul'a geldiğinizde yeraltı suyundan tutun, su havzalarından tutun, Boğaz gibi çok önemli bir, dünyada tek olan bir kentin içinden geçen, iki kıtayı birleştiren olağanüstü bir doğa oluşumunu biz depremlere borçluyuz. Depremler olmazsa, depremlerin olmadığı bir yerde dünya durmuş demektir. Dünya körleşmiş demektir. Çok yaşamayan bir yıldız haline gelmiş demektir. Evet. Ve bu depremler sadece bizim yüzyılımıza mı özgü? Hayır, dünya var olduğundan beri özgü. Ve insanlar yerleşme ahlakını, yerleşme biçimlerini, tam da hocamın dediği gibi, bütün bu doğa alaylarında barışık olarak gerçekleştirmişler. Şimdi İstanbul'a geldiğinizde sadece deprem de değil, yaşamak için, insanların var olması için suya ihtiyacınız var. Gıdaya ihtiyacınız var. Oksijene ihtiyacınız var. Temiz havaya ihtiyacınız var. Ve bir kentin en önemli şeyi de bu yaşam, nefes aldığı alanlardır. Ve İstanbul'u var olalı beri, İstanbul'da yerleşme dinamiklerine baktığınızda, özellikle büyümeye başladığında hep güneye yerleşmiştir. Marmara kısmı ve doğu batı istikametinde gelişmiştir. Peki doğru bu. Çok çünkü doğru. Kırığa daima koşut. Çok doğru. Kırığa koşut uzanman yani, gerekiyor. Tabii ki deprem de bunun bir şeyidir. Ama bunun dışında dereler, su havzaları, bütün bu yaşam kaynakları insanların yerleşirken özenle korudukları yerlerdir. Ta ki 1950'lerden sonra yine de bir sürü yanlış yatırım, yani düşün, bir şöyle bir şey düşünebiliyor musun? 81 ili olan bir ülkede, evet, bu ülkenin nüfusunun dörtte biri bir kente yığılır mı? Evet. Ve bu kente yığarken bu kentin kendi beslenme, yaşam kaynaklarını yok ediyorsunuz kala kala. AKP iktidardayken yapılan 2009 tarihli bir anayasamız var. Bütün eleştirilmesine rağmen kuzeyi kapatan bir anayasa var. Ama 2011'de devrim başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize bir proje muştuladı. Çılgın proje. Ondan bir ay önce de Sayın Hıncal Uluç bunu bize açıkladı. Bu da garip bir şey. İki sene siz bu kanalı söylediniz. Ve söylendiğinde kanal güzergahı da biliniyordu. Sayın Başbakan tarafından derinliği de biliniyordu. Değişti ama. Ve şunu söyledi. Üçüncü köprü yapacağız, buradan geçecek. Buradan çıkan kazıyla havaalanı yapacağız. Ondan sonra da kanalı yapacağız dedi. Bakın, mesele burada başladı. Kimin öngörüsü, kimin planı sizce bu? Valla burada siyasi şeyler çok. Mesele şudur, eğer siz depremi küresel iş fırsatı olarak görüyorsanız, aynı savaşlar gibi, depremdeki yıkımları, yıkımların yerine getirilmesi için bir takım inşaat şirketlerine sermaye birikim süreci olarak düşünüyorsanız, bütün yaşamsal alanlarınızı deprem nedeniyle küresel sermayenin emrine sunmak için depremi bir bahane olarak kullanıyorsanız, bu sizin seçtiğiniz sistemin günahıdır. Yani buna işte yok Amerika'nın, yok Rusya'nın, şunun diyemeyiz. Ama şunu derim, bildiğim için derim. Dünya Bankası'nın 1996'da Türkiye'ye önerdiği küresel ekonomiye entegrasyonu istiyorsanız, bir veya iki kentinizi yarıştıracaksınız dünya kentleriyle dediğini
Ve üretimden kopmuş. Her türlü imalat ekonomisini falan bir yana atmış. Bir ekonomi seçimiyle, üretimden kopmuş bir ekonomi seçimiyle İstanbul'un gerçekten küresel sermayede pazar aracı olarak yarışmaya çıkarıldığını söyleyebilirim. Ve 99 depreminden sonra hep birlikte yaşadık bunu. 99 depreminin hemen ertesinde Sirius Otel'de küresel iş fırsatları ve İstanbul depremi diye bir takım şeyler yapıldı. Bakın şimdi gelelim Kanal İstanbul'a. Kanal İstanbul bu üçlü entegrasyon projelerinin en son darbesidir. Çünkü neden? Siz zaten oradaki yaşam alanlarınız zaten daralmış. Zaten İstanbul ikinci köprü vasıtasıyla bunları kuzeyin üzerine yürümüş. Zaten bir takım yanlış imar planı tadilleriyle o alanlar didik didik edilmiş. Ama siz bunun lafını çıkardığınızdan beri orada inanılmaz bir gayrimenkul hareketi var. Üçüncü köprüyle orman alanlarını zaten yok etmişsiniz. Kendi yazdığınız raporlarda var. Üçüncü havalimanı deseniz, ilkokul çocukları bile bu coğrafyanın neresine havaalanı yapılmaz dese, işte hocam burada tek yapılmayacak yer. Ve bütün tarım alanlarını, su havzalarını, orman alanlarını zaten yok etmişsiniz. Nefesi kesmişsiniz. Bakın şu hala sorulmuyor. Sadece 3. köprüyle 3. havalimanının İstanbul'un hava kalitesinde yaptığı, şimdi iklim değişikliklerini falan konuşuyoruz. Isı yarattıkları ısı adası. Korkunç. Ve siz bir havaalanının yanına işte günde şu kadar ton jet yakıtı kullandığınız, bu kadar dünyanın en büyük havaalanı diye övündüğünüz havaalanının yanına bir de dünyanın en büyük tankerlerinin geçeceğini iddia ettiğiniz ki yok böyle bir şey geçemezler, onu sorarız. Tankerleri getirip koyuyorsunuz. 4 milyon metreküp gazı yapıyorsunuz. Onu götürüp Karadeniz'in çok önemli deniz biyolojisi açısından çok kıymetli alanlarına dolgular yapıyorsunuz. Ve yani bunun maliyeti de bilmiyorsunuz. Bu demek lazım bu yoksa çılgın, başka bir tanım bu, mı? Bakın bunu şöyle düşünün. Bir su havzasını, İstanbul'un 25 günlük, 29 günlük suyunu, su bu, su, su. Yok ediyorsunuz, Sazlıdere Barajı'na söküyorsunuz. %25'i gidiyor işte. %29'u hocam şu anda. Evet. Yani o 25'i yanlış hesaplıyor. Evet. İstanbul'un çok önemli su havzaları Büyükçekmece ve şey Terkos ki çok eskidir. Suya Terkos deriz biz eskiden. Evet. Orayla olan bütün isale hatlarını kesiyorsunuz deprese etmek üzere ve Terkos'u yok olmaya mahkum ediyorsunuz. Bunu da söylüyorsunuz. Hatta 3. Havalimanı'nın ÇED raporunda Terkos suyunun debisinin yani düşeceği 3. Havalimanı'nda yapılanlar diye. Bunu söylüyorsunuz. Ama Kanal İstanbul'da 3. Havalimanı yokmuş gibi. Görmüyorsunuz. Şimdi bu anlattıklarınızdan hareketle nüfusu taşıyabildiğinden daha fazla artan. Çok da arttırıyorsunuz. Suyu kirlenen. Havası kirlenen. Zaten kirlenen. Ve zaten mevcuttakili daha da kirlenen. Ve dolayısıyla yaşam kalitesi hızlı bir şekilde düşen bir İstanbul tablosu çıkıyor karşımıza. Sadece İstanbul dersek de yanılırız. Bakın siz bu projelerle Karadeniz'i yok ediyorsunuz. İklimi tamamen değiştiriyorsunuz. Marmara Denizi'ni mahvediyorsunuz. Yani Karadeniz'de Marmara Denizi arasında 30 santim ve bazen 1 metreler varan kod farkları var. Şimdi o kadar ironik mi? Bir tarafta aslında işte dünyanın en büyük havalimanı denip aslında uçakların inemediği bir havalimanımız var. Aynı şekilde 3. köprü dediğimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Yani geçiş garantisi verildiği için şu anda ciddi borç üreten bir köprü olduğu için Çinlilere satılma ihtimali var. Ve şimdi de sizin anlattığınız çerçevede sadece İstanbul değil aslında bütün o havzayı, bölgeyi, Trakya'yı, Karadeniz'i, Marmara'nın önemli bir bölümünü, suyunu, havasını, denizini kirletecek
ve dolayısıyla doğal dengeyi yok edecek bir projeden bahsediyoruz. Zaten bakın ama burada şey şu, sanki bir cesedi bunların üçünün birden yaptığı şeyi görmezsek, üçüncü köprü, havalimanı ve Kanal İstanbul'un muhtemel onlarınki gerçekleşti. Ölçüp biçip rapora bunu yazmazsa baştan bilimi inkar ediyoruz. Aslında raporlarda yazılmadı mı bu? Hayır, yoklar. Peki neden yazılamıyor? Aslında çünkü siz tespit ediyorsunuz. Çünkü etkiler gözden saklanıyor. Yani bir cinayeti bir maktulü bölüp parçalarını başka bir yerlere gömerek kamuoyu farklı yönlendiriliyor. Ekonomik olarak da bu böyle. Etkiler açısından böyle. Siz koskoca bir kanal yapıyorsunuz. Koskoca bir coğrafya etkileniyor. Bu kanalın çevre etki değerlendirmesini 3 kilometrelik bir bant içinde yapıyorsunuz. Komşusundaki havaalanı görmüyorsunuz. Sadece görüldüğü ÇED raporunda tek bir yer var. Acıklı bir şey bu. Şu deniyor. Havaalanının pistlerine yan yana kalan aydınlatması farklı yapılsın ki havaalanına inen uçaklar pistle kanalı karıştırmasınlar. Korkunç. Evet. Peki hemen bu noktada ben Sedat Tenker'e dönmek istiyorum. Emekli evet. Kılavuz Kaptan Sedat Tenker. Bu işin bu arada hem depremle ilgili ekonomik boyutu hem Kanal İstanbul projesinin ekonomik boyutunu Ankara stüdyomuzda bulunan eski ekonomiden sorumlu devlet bakanımız Ufuk Söylemez diye konuşacağız ama öncesinde Kanal İstanbul ve deprem konusundaki sizin görüşlerinizi genel olarak almak istiyorum. Çünkü siz birebir Kaptan Kılavuz olarak 30 yılınızı Boğaz'da geçirmiş ve evet. Hem güvenlik açısından hem çevre açısından konuyu çok iyi bilen bir insansınız. Dolayısıyla sizin merceğinizden öncelik hangisi olmalı? Doğa olaylarına hazır olmadığımız aşikar. Hocalarım deprem gerçeğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor ve bunu yaşıyoruz. 1999'da yaşadık, gördük. Ama gerekli dersleri alamadığımız ortada. Birçok yapay riskler yaratmaktayız bu arada. İstanbul'da yüksek binalar toplanma alanlarını işgal etmeye başladı. Toplanma alanlarımız kalmadı. Bu arada hemen izleyicilerimiz için söyleyelim onu. 99'dan sonra, 99 depreminden sonra İstanbul'da 496 afet toplanma alanı belirlenmiş. Tekrar ediyorum, 496 yani 500 kadar toplanma alanı belirlenmiş. Ancak bu 500'e yakın alandan geriye bugün kaç alan kaldı diye soracak olursak ki bunun araştırmasını yaptığımızda geriye sadece 77 alan kalmış değerli izleyiciler. Yani 500'e yakın deprem sonrası toplanma alanından İstanbul'da kala kala sadece 77 toplanma alanı kalmış ve ben biraz baktım bu toplanma alanlarında neler yapılmış diye. İnanılır gibi değil. Yani adı sanı bilinen birçok alışveriş merkezinin aslında evet. bulunduğu yer insanların deprem sonrasında hayatlarını devam ettirebilmek, depremden kaçtıktan sonra toplanmak zorunda oldukları alanlar üzerine yapılmış. Yani burada Zorlu Alışveriş Merkezi var, Ağolu My City var, Meydan AVM var, Kiptaş, Kemal Park Evleri, Ataköy Konakları, Selenium Plaza vesaire gibi böyle Akasya bir sürü liste var elimde. Yani tek tek sayamayacağım kadar ama Bahçeli Evler'de, Zeytinburnu'da, Tuzla'da, Bağcılar'da, Bakırköy, Beşiktaş, Acıbadem, Bahçeli Evler, Zincirlikuyu birçok alandaki toplanma alanlarının üzerinde şu anda alışveriş merkezleri var. Rezidanslar var değerli izleyiciler. Bu işte bir karar. Yani bu karar ne kararı? İnsan canı mı yoksa para hırsı mı? Bu ikisi arasında verilen bir kararın neticesi bu. Evet, buyurun efendim. Evet, bu deprem gerçeği ortadayken ona karşı önlemlerimizi artırıp hasarı en aza indirmeye çalışmak gerekirken denizcilik alanında da yapay riskler yaratılıyor. Yaratılacak olan değil, yaratılan somut olarak Çanakkale Boğazı'ndaki
yapılmakta olan köprü. Bu köprü ayaklarının seyir yolu üzerinde ve derin bir bölgede olduğundan gemilerin çarpmasına izin verecek bir sistemle bu inşa ediliyor. Yani burada başka çözüm yolları aramadan, o riski yaratmayacak şekilde bir çözüm bulunmadan, araştırılmadan iki köprü ayağının 2023 metre olacak şekilde tam seyir yolun üzerine çelik kulelere gemilerin çarpmasına. Çünkü her tonajdaki gemi 40 metrelik derinlik olduğu için bu ayaklarda oraya ulaşabilir. Bir arıza halinde, istenmeyen bir durumda çarpabilir. Ve bu tanker olabilir, başka gemiler olabilir. Bu felaketleri gördük, dünya gördü, başka yerlerde de gördük ve yaşadık. Buna rağmen bu yapay risk oluşturulmuş vaziyette. Bunun üzerinde ben durmaya çalışıyorum epeydir. 2018 başından beri çeşitli yazışmalar da oluyor BİMER, CİMER aracılığıyla. En sonunda böyle bir riski aldıkları ortaya çıktı. Yani verilen cevaplar çerçevesinde. Ama neden veya kim aldı bu riski? Kimin adına? Kimin adına aldı? Hangi yetkiyle? Şimdi o aşamada 23 Aralık'ta ortaya çıkan ÇED raporu teknik detaylarıyla beraber biz bu çalışmaya başladık. Çünkü o ana kadar İstanbul Kanalı ile ilgili bir sürü konuşmalar geçiyor. İşte öyle olacak, böyle olacak, derinlik şu olacak. Onlara hiç itibar etmeden önümüze çıkan somut belge üzerinden gitmeye çalıştık. Yani Çanakkale'de yaşanan bu riski bir de burada yaratmamamız gerekir diye düşünüyorum. Ve tabii ki deprem gerçeği birinci planda. Bu olurken bu konuyla iştigal etmek de üzücü yani Kanal İstanbul konusuyla. Tabii bir sürü çevre problemleri var ayrıca. Teknik olarak da bu ölçülerde birçok geminin geçemeyeceği gerçeği var. Yani burada İstanbul Boğazı'nın güvenliğinden bahsediliyor. Evet. Ve bahsetmeye de devam etmemiz lazım. Çünkü hakikaten güvenliği önemli. Gerçi önemli önlemler alındı bugüne kadar. O da büyük oranda riskleri düşürmüş olmasına rağmen gene devam ediyor. Ve bu kanal yapılsa da yapılmasa da birçok gemi yapılırsa buradan geçemeyecek yani gözüküyor. Yani o gemilerin Kanal İstanbul'dan geçin denildiği zaman geçeceğini söylüyorlar. Bu doğru mu? Böyle bir zorunluluk yaptırım olabilir mi? Yani diğer onu direkt böyle söylemiyorlar. Yani Montreux Sözleşmesi nedeniyle geçiş serbestisi devam ediyor. Öyle söyleniyor. Ama ÇED raporunda en azından ben görmek isterdim ki tabii ki Montreux konusunda, Montreux Sözleşmesi konusunda değerli insanlar açıklamalar yapmış. ÇED raporunda var ama Montreux'u imzalama aşamasından bugüne kadar Montreux'u savunan, korumaya çalışan bir Dışişleri Bakanlığı'nın ÇED raporunda neden bir görüş yok? Yani devlet olarak veya bir Milli Savunma Bakanlığı'nın neden bir görüş yok? O olsa ÇED raporu daha sağlıklı bir vaziyete geçecek. Birçok teknik konularda da tabii aksaklıklar var. Yani böyle bir devasa proje için yeterli olmayan bir altyapıyla başlanıyor işe her şeyden evvel. Ve bunu düşünmek adeta veya bu konuda bir şeyler söylemek suç gibi. Çanakkale'deki köprüyle evet. ilgili diyorsunuz ki ciddi bir risk var bu projede. Yani şu var, esasında çok basit olarak müracaatlarımızı yapıyoruz. Diyoruz ki buraya, bu ayaklara derinlik nedeniyle yani derin. Mesela şöyle örnek vereyim. İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, köprü ayaklarını düşünün. Oraya gemiler ulaşamayacak. Neden? Çünkü karada onlar. Ama bu ayaklara çok rahat bir şekilde ulaşır. Tabii bir arıza durumunda, istenmeyen bir durumda ulaşacak. Çünkü? Çünkü derin orası.
Ayaklar korunamıyor yani. Diyorlar ki, yani teknik olarak, ayaklar sağlam, köprüye bir şey olmaz. Tamam, evet ama bir çarpma oraya anıdır. Bir tanker çarparsa, köprü ne bileyim bir Exxon Valdez gibi veya yaşadığımız Independent olayı gibi. Çok ciddi bir risk içeriyor dolayısıyla diyorsunuz. Evet ve bu risk neden alındı? Kim aldı? Bunun izahı da yok. Dolayısıyla benzer riskler, hatta daha büyük ölçekte riskler Kanal İstanbul için de geçerli ve siz diyorsunuz ki aslında yapılan ÇED raporu tatmin edici değil. Yani altyapısı yok. Altyapısı yok. Yani gerekli... En azından Montre konusunu ele alalım. Evet. Yani bunu en yetkili ağızdan orada görmek var Dışişleri Bakanlığı'nın. Yani burada bu açıklanmadan önce işte Lozan ölüm, Montre sıtmayı yani onun gibi tabirler var. Hani ölüm gibilerinden. Yani bu ekstrem düşünceler de var. Ama bunu gerçek anlamda devletin açıklaması gerekiyor ÇED raporunda. Yani Montreux'un geçerliliğini, dokunulmazlığını veya dokunulmamazlığını neyse artık Mücella Hanım bir ara vereceğim. Eğer bir cümle ise alayım çünkü hemen geçmek zorundayım reklama. Bir cümle şu, ben aslında Kanal ve Montreux ve geçiş meselesine çıkan ÇED raporlarının üzerinde bir iki şey söylemek isterim. Tamam, o zaman reklamın hemen sonrasını sizin devam ediyoruz. Sonra da Ankara'ya döneceğiz ve Ufuk Söylemez'den bu her iki konunun da ekonomik boyutuyla ilgili değerli yorumlarını alacağız. Değerli izleyiciler, Halk İçin Halk Adına Sedef Kabaş Soruyor programında değerli konuklarımla hem deprem gerçeğini konuşuyoruz hem de Kanal İstanbul'u tartışıyoruz. Çünkü aslında bunlar birbirinden bağımsız değil. Gerçekten depremle ilgili gerekli önlemlerin neden alınmadığı sorusunu sormakla yükümlüyüz biz gazeteciler başta olmak üzere. Ve bunu sormakla yükümlüyüz çünkü bunu sorduğumuz takdirde bu önlemlerin ivedilikle alınması gerekiyor ki biraz önce değerli hocamız Profesör Övgün Ercan'ın da söylediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani biz insanımıza değer verdiğimiz ölçüde aslında güçlü bir devletiz. Dolayısıyla kaynaklarımızı önce insanımızın hayatını korumak, onun hayatını idame ettirmek için, yaşam kalitesini arttırmak için harcamalıyız. Bu anlamda da deprem gerçeğini kabul ederek gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili her türlü girişimi, çabayı göstermeliyiz. Bir başka konu da Kanal İstanbul projesi. Çünkü zaten sınırlı olan kaynaklarımız var iken, zaten deprem için toplanılan 20 küsur yıldır toplanılan deprem vergileri nerede diye sorulduğu için insanlar hakkında soruşturma açılırken bir de Kanal İstanbul projesi var ki toplam maliyetinin 75 milyar dolar civarında olduğu konuşulan. İşte bu her iki konuyu da değerli konuklarımızla ele alıyoruz. Jeofizikçi Profesör Övgün Ercan hocamız bizlerle. Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Kanal İstanbul Komisyonu Yürütücüsü ve aynı zamanda İstanbul Büyükkent Şubesi Çevre Komisyonu Sekreteri Sayın Mücella Yapıcı bizlerle, emekli kılavuz kaptan Sayın Sedat Tenker ve eski ekonomiden sorumlu devlet bakanımız Ankara stüdyomuzda Ufuk Söylemez bizlerle. Şimdi ilk turda Sayın Ufuk Söylemez'e dönme şansımız olmadı, fırsatımız olmadı. İkinci bölümde Sayın Söylemez'le devam edeceğiz ama tam reklam öncesi Sayın Mücella Yapıcı özellikle Montreux anlaşmasıyla ilgili kısa bir bilgiyi bizimle paylaşacak. Ardından Ankara stüdyomuza döneceğiz. Evet Sayın Yapıcı buyurun. Şimdi burada çok önemli 3 ÇED raporu vardı biliyorsunuz. Evet. 3 rapor çıktı. 3 raporun değerleri de birbirinden farklı. Gerekçesi açısından kanala bakalım. Montreux'e bağlı olmadan ki bu çok tartışılır bir şey. Bu kanala bu kanaldan geçmek gönüllü olarak geçeceklerdir dendi ilk ÇED raporunda. Hı hı. Gerekçesi de şuydu. Boğaz'dan 8 saatlik süreyle Karadeniz'den Marmara'ya geçiyorsunuz. Marmara'dan Karadeniz'e geçiyorsunuz. Ve bu süre içinde Karadeniz'de ve Marmara'da bekliyor tankerler. Hı hı. Denildi ki gerekçesinde biz 250 metre kanal yapacağız ve sürekli çift geliş gidiş olacak. Onun için
orada bekleyeceklerine o süreyi bu kanaldan geçecekler. Şimdi bu olağanüstü bir şey. Teki birden geçemezken nasıl geçecekti bu kanaldan iki tane ki kanalın derinliği o zaman 25 metreydi. Evet. Şimdi gelindi son nihai ÇED raporuna. Nihai ÇED raporunda biraz akıllandılar herhalde. Biraz kazıyı azaltmak için ve 25 metre derinliğe indiklerinde çok farklı akıntılar geleceği için kanalın yüksekliğini 20 metre 75 santime indirdiler. Ve 20 metrede bu kanal asla çalışmaz, şimdi çalışmaz ve geçişleri tek yöne indirdiler. O zaman şimdi bir alternatif olmaz. Bütün bu şey yani Montreux'e bağlı olmadan zaten kendiliklerinden buradan geçecekler. Şeyi, gerekçesi ortadan kalktı. Şimdi Ufuk Bey'e gelmeden önce şunu da sormak isterim. Bir kere bir, sanıyorum Binali Yıldırım mıydı? Şey dedi, havaalanının 5 yıllık kirasıyla biz kanalı yaparız. Yani 3. Havalimanı'nın 5 yıllık kirasıyla bir kere bir, biz bunu unutalım. Kanal projesini bu hayli hayli karşılarız. Şimdi dedi. Hem 3. köprünün hem 3. havalimanının bizim ekonomimizde yarattığı delikleri önce konuşmak lazım. Çünkü biz hepsinin, bütün müteahhitlerin, yatırımcıların zararını bir kanunla burada yaptıkları zararları cebimizden ödüyoruz. Ve havaalanından hala kira almadık ve kira da 20 yıl ötelendi. Öyle mi? Bir ikincisi, burada bu kanalın 70 milyar liraya, 75 milyar liraya çıkacağı söyleniyor giderler olarak. Yine aynı ÇED raporunun eklerinde, yani kendisinin eklerinde sadece kazı, sadece kazının yerine yerleştirilmesi için verilen fiyat 11 milyar 874 bin dolar. Çarpın altıyla, bakın sadece kazı ki, kazı miktarı kesinlikle yanlış ÇED'de. Yani kesinlikle yanlış. 1 milyar 100 milyon ton deniyor ama kesinlikle yanlış bir şey yok. O yanlışı kabul edelim. Şey bedeli bu. Bunu 6 ile çarpın. 66 milyar TL sadece kazı ki bu mümkün kazı değil. Için. Bu mümkün. Sizin öngörünüz ne? Peki İstanbul, Kanal İstanbul'un sizce öngörülen maliyeti ne olabilir? Öyle bir... Bu maliyet öngörülemez. Çok o kadar büyük bir. O kadar açık öngörülemez. Peki bu kestirimsizdir maliyeti ki doğanın maliyetini, kaybettiğiniz evet, tarlaların, doğru, meraların, doğru, havanın maliyetini eklemeden. Şimdi burada gelirlere baktığınızda, şeyde ÇED'de ne kadar gelir gelecek? En yüksek gelirin ne olduğunu biliyor musunuz? Gayrimenkul gelirleri. Yani şimdi böyle bir gelir gider tablosunda ve siz bunu yap işlet devret modeliyle yapacaksanız demek ki geçiş garantisi vereceksiniz. Üzerinde yapacağınız 7 köprüde de geçiş garantisi vereceksiniz. Bunun maliyeti, ki doğanın maliyeti zaten ayrı bir sıfır maliyet değil, o hesaplanamaz. Ama bunun gerçek reel maliyeti de kestirimsizdir. Dönelim hemen Sayın Ufuk Söylemez'e. Sayın Söylemez, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. İlk bölümde size dönemedim. Değerli konuklarımızın yorumlarını paylaştık birinci bölümde. Şimdi maliyet sizin konunuz, ekonomi sizin konunuz. Siz meseleye o mercekten baktığınızda nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Bir tarafta depremle ilgili gerçekten kaynaklar ne oldu? Hani deprem vergisi diyoruz ama vergilerimiz de zaten depreme karşı harcanması gereken bir para. Ama deprem vergilerini bile sormanın neredeyse soruşturmaya tabi tutulduğu bir gündemin içindeyiz. Öte yandan da maliyetini dahi hesaplamanın öngörülemez boyutta olduğu bir Kanal İstanbul projesi var karşımızda. Ekonomik açıdan nasıl yorumluyorsunuz her ikisini de? Teşekkür ederim öncelikle. Böyle bir programda beni de davet ettiğiniz için çok değerli birikimli konuklarınızdan ben de önemli ölçüde yararlanmış oldum. Zaten Sayın Ahmet Övgün hocamız, Ercan hocamız gerçekten hem üstün birikimi hem
bilimsel namusu ve yeteneğiyle her türlü övgüyü hak ediyor. Hatta yarınki yazımda, köşe yazımda ondan da bahsetmişim. Tesadüf oldu bugün bu programda beraber katılmaktan da mutluluk duydum. Şimdi istersen önce bir depremle ilgili fikirlerimi ve görüşlerimi anlatayım. Sonra da Kanal İstanbul'la ilgili görüşlerimi kısaca anlatmaya çalışayım. Bir kere deprem öncesinde Türkiye maalesef sınıfta kaldı. Onu Övgün hocamız çok güzel anlattı. Deprem öncesinde ve deprem sırasında ve bugün 3 tane ben olumlu şey söylemek istiyorum. Yani bu kadar acının üzerine vefat edenlere tekrar Tanrı'dan rahmet diliyorum. Yaralarımıza şifalar diliyorum ve milletimize geçmiş olsun, başsağlığı diliyorum. Ancak 3 tane de olumlu bir şey çıkarmak istiyorum bu kadar kötü ve karamsar havanın içinde. Bir, bu işten bilim insanlarımız yüzün akıyla çıktılar esasında. Yani başta Övgün Ahmet Ercan ve işte ben izlediklerim diğer hocalar, birkaç hoca var. Zaten bizde hep o nasıl Övgün Hoca her kanala çıkmıyor işte Cumhuriyetçi kanallar dışında. Bizde her bilim insanını ona kulak verdiğimiz gibi dinlemiyoruz. Biz Övgün Hoca gibi insanları gerçek bilim insanı olarak kabul ediyor ve Cumhuriyet aydın olarak görüyoruz. O bakımdan kendisine saygılarımı bir kez daha sunmak isterim. Dolayısıyla bilim insanlarımız uyardılar, anlattılar, neler öğrendik. Yani siz de az önce program başında söylediniz, depremin şiddetiyle depremin işte büyüklüğü arasında işte 6.5 şiddet değildir, şiddet başka bir şeydir. Evet. Bunu öğrendik, öyle mi? Fayları öğrendik, kırıkları öğrendik, epey bilgilendik. Ahmet Hoca doğru söyledi esasında. Toplum çok bilgili esasında. Ama toplum çaresiz ve fakir bırakılmış vaziyette. Katılıyorum. Bakın Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor artık. Bir kişi vefat etmiyor, ölmüyor yani. Çok güzel bir şey. Tedbir almışlar. Tokyo'da bir makale okudum. %87'si konutların, yani binaların 7 ve üzerindeki şiddete dayanıklı haldeymiş. Tam İstanbul bunun tersi maalesef. Ve bu durumda ne gerekiyor? Ve bakın şimdi burada zenginlik, cehalet, fakirlik doğru. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon diyelim. Kişi başı gelir 9 bin doların altına düşecek neredeyse, bu sene resmileşmedi. Japonya'da bizim 150 fazlamız 125-126 milyon nüfus var. Kişi başı gelir 40 bin dolar. Bu Ahmet Hoca'nın tezini de bir yerde rakamsal olarak teyit ediyor. Bilim insanları burada başarılıydı. Yani deprem öncesinde de, şimdi açıklamalarında da. Başka tabii arama kurtarma faaliyetine katılan, fedakarca çalışan gerek kamu görevlileri, gerekse gönüllü kuruluşları da kutlamak lazım. O soğukta insanüstü bir gayretle hepimizi duygulandıran kurtarma faaliyetleri yaptılar. Buradayız. Deprem sonrasında daha hiç olmazsa bir organize olmuşuz. Halbuki deprem öncesinde bu hasarların olmaması için çalışmamız lazımdı. Bu bir çelişki esasında. Tabii bir de milletimizin ferasetini, Fenerbahçe maçını seyrederken gördük o gün 50 bin seyirci orada Elazığ senindeyiz depremde diye sembolik olarak da olsa atkılarını, berelerini paylaştılar. Elazığ halkını eğitmek üzere sahaya attılar, hatırlarsınız. Bu da milletimizin bu acılar karşısındaki evet, toplumsal geleneksel refleks ve dayanışmasını, bir millet olma, bizim bir millet olduğumuzu böyle şeylerde görmekten de esasında bir yerde bir teselli oldu bizim için bunlar yani. Bunu depremin şeyiyle olarak söylemek istiyorum, benim gözlemim olarak. Tabii deprem vergileri var, meşhur. Yani 99 depreminden sonra kanun çıkarıldı. Bu depremin yaralarını sarmak ve gelecekte ne oldu o vergiler? Birikti. Bizzat kendi dönemi Maliye Bakanı açıklamasıyla bu havuza, yani genel bütçeye attı. Biz bunu çeşitli şeylere kullandık diyor. Havuzu işte sağlığa kullandık diyor. İşte, ne bileyim demir yoluna kullandık diyor. Dolayısıyla buraya harcamadık diyor amacı. Yani niye bu fonu kurdun? Bizden niye vergi alıyorsun? Bugün Cumhuriyet'te çok sevdiğim gazeteci, yazar, araştırmacıdır kendisi Barış Terkoğlu. Oda TV'nin yöneticilerindendir. Çok güzel bir ekonomik politik yazı yazmış. Bunların alınan vergilerin, dolaylı vergilerin miktarlarını yazıyor. Bir cep telefonunu diyor %40'ı vergiye gidiyor. Bir araba benzin doldursak arabamıza %50'si vergiye gidiyor. Yani bir araba alsak 300 bin liralık, bir otomobil alsak 200 bin lirası vergiye gidiyor. Bu vergiler nerede? Niye deprem hazırlık için kullanılmadı? Niye Elazığ'da yer göçsülere Naci Görü Hoca, biliyorsunuz Elazığlı, burada olacak diye kaç kere ısrarlı konuşmalarda bulmasına, niçin orada yapma? Şimdi hala zemin etüdünden bahsediyorlar. Oraya işte bilmem ne yapacağız diyorlar falan. Yani teker kırıldıktan sonra bir şeyler yapılıyor. Bu tarz yaklaşımlardan vazgeçmemiz lazım. Beni tabii korkutan esas, yani İstanbul'un büyüklüğü ve oradaki depremin olası etkileri. Daha İstanbul'da tek tek bugün bir şey okudum. Yani kaç binanın tek tek bir dökümü çıkarılmamış. Tahminin birisi diyor 48 bin
7.5 şiddetinde bir deprem olsa ev yıkılır diyor. Birisi diyor 30 bin, biri 100 bin diyor. Yani daha bu bile yapılamadı yani. Kaç yıl oldu bu 99'dan bu yana, bakabilir misiniz? Yani felaket bir durumdayız. Bu kadar işi kadere bırakan, teslimiyete bırakan bir yapı olamaz. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Biz kadere inanırız, teslimiyet oluruz. Ya kardeşim işte yani teslim olursun, Allah sana akıl fikir vermiş. Yani bu kaderle ne ilgisi var bu işin? Sayın Ercan hocamız da az önce bahsettiler. Bu işin ne demiş? Deveni sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a emanet et. Bizim geleneğimizde, inancımızda bu da var. Yani sen depremin yıkıcı etkilerini önleyecek, alacak tedbir bu. Depremi önleyemeyiz, doğa olayı, ama depremin etkilerini asgariye indirebiliriz, önlem alabiliriz. Buraya toplanan paralar ne oldu? Bu soruyu soranlara da çok ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Sanki ihanet etmiş, sanki işte acıyı bilmem yapmış gibi. Bunlar tam bugün sorulacak sorular. O bakımdan bunları sormalıyız diye düşünüyorum. Hala dere yatağına şey yapılıyor, evler yapılıyor. Hala her sene neredeyse artık adet olmuş imar affları çıkarılıyor. Korkunç bir şey imar affı. İmar affı hırsıza, talancıya, hazine arasına el koyanlara yol veriyor. Ne bileyim fazladan kat çıkanlara, bilmem kolonunu kesenlere hepsini affediyorsun. Sonra da üzülüyoruz, ağıtlar yakıyoruz, acıları hep beraber paylaşıyor, bedelini minnetçe ödüyoruz. Böyle bir şey olamaz. Deprem vergisi altında toplanan paralar alakasız yerlere gidiyor. Bunu kabul edemeyiz. Yapı izin ruhsat denetimleri şekilde belediyelerin rüşvet müteahhit ilişkileri sorgulanması lazım. Yeterli denetim yok. Deprem yönetmeliği tam uygulanmıyor. Yani sayarsak dünya kadar var. Yani fay hatlarına bilmem gevşek geldi zeminlere konut yapılmasından doğru malzeme kullanılmaması kadar bir sürü uzmanlık gerektiren konu var. Çok ciddi eğilmek lazım buna. Tek umudumuz işte belediyeler el değiştirdi halkın bir ferasetiyle son seçimlerde. İstanbul Belediyesi'nin bu konuda ciddi yaklaştığını görüyoruz ve umuyoruz, destekliyoruz. İnşallah biraz daha bu konuda mücadele somuta geçer, laftan somuta geçer. Ben de aynı kanıttayım. Gelelim sizin Kanal İstanbul dediğiniz projeye. Ben ona Katar İstanbul diyorum. Duydunuz mu Katar'ı? Evet. Kanal İstanbul diye bir şey yok. Katar İstanbul diye bir şey var. Çünkü Katarlara aylar öncesinden arazi satışları yapılmış. O bölgede aylar öncesinden 30 milyon metrekare arazinin el değiştirdiği belediye başkanı tarafından, İstanbul Belediye Başkanımız tarafından açıklandı. Ve bu şirket en çok alan ilk arazi, ilk üç şirket Arap şirketi. Ben bunlara Katarlı Türkler dedim. Şimdi bizim bankacılıkta bir şey vardır. Bıyıklı yabancılar tabiri. Yani Türklerin yurt dışına götürdüğü paraları kriz veya ihtiyaç hallerinde kredi gibi, yabancı bir para gibi Türkiye'ye getirmesine biz bıyıklı yabancıların getirdiği para deriz bankacılıkta. Bir de bankacılık, ben de buna Katarlı Türkler diyorum. Niye? Çünkü bana gelen şikayetler, ihbarlar söylemek hukuka uygun olmaz. Çünkü kanıtım yok elimde. Ama birçok iktidara yakın isimlerle bu Arap gözüken ya da Arapların ortak olduğu anlaşılan şirketler arasında bir iltisak, bir organik bağ olduğu, hatta gizli ortaklık olduğu yolunda çok ağır iddialar var. İddia diyorum çünkü kanıtlamak için ancak bir iktidar değişikliğini görmemiz gerekecek herhalde. Ama bu iddialar tabii bu gökyüzü altında hiçbir şey gizli kalmıyor sonuç olarak. Bunlar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve bu çok rahatsız edici bir şey. Yani bir rant şey, projesini bize bir akıllı proje diye tanıtıyorlar. Gördüğüm en akılsız proje. Yani ben ekonomist olarak, ben banka yönetmiş, özelleşme başkanlığı yapmış, ekonomi yönetmiş bir insanım. Fizibilite ve rantabilite olarak hiçbir geçerli olmayan, bana bunu kimse özel bir rant çıkar dışında veya ülke aleyhine, mesela Amerika'ya yaranmak için Rusya'nın savaş sebebi sayabileceği bir hadise. Montreux'un delinmesi bana göre Rusya açısından son tahlilde savaş sebebi sayılabilir. Rusya bir nükleer güç sonuç olarak yanımızda. Yani Karadeniz'i Rusya için güvensiz bir hale getirecek, Amerikalıların oraya geçişine uzun vadede yol açacak böyle bir projeye Rusya'nın seyirci kalacağını, bizim de böyle ahbap çavuş ilişkilerini sürdüreceğini sanmak bana göre birazcık aşırı iyimserlik olur. Çok büyük risk var burada. Yani böyle bir kurnazlık varsa yol yakınken dönmek lazım. Bu kasaba kurnazlığı varsa. Onun dışında ama benim zannettiğim onların o kadar aklı yetmeyebilir. Bunların işi gücü daha fazla kat, daha fazla ranttan başka bir şey değil. Birçok şey ifade, akıllı kent yapacağız diyorlar. Akılsız projeyle akılsız kent olmaz. Bakın biz bir de şunu suçluyor. Ben çok üzülürüm ona. Ben çünkü rahmetli Demirel'den beri icraat yapmış bir misyonun temsilcisi oldum. Biz hep icraat yaparız, halk yararına yaparız ama. Şimdi hep istemezlik diyorlar diyor. Ben hayatımda istemezlik demedim. Eğer ülkeye, ekonomiye, millete yararı olacaksa alkışlarız.
omuzlarımıza taşırız. Bu istemiz yüklemenin bir mantığı yok. Bakın ben size bunu mutlaka görmüştür bazı izleyiciler, belki sizler bir daha göstereyim. Burada arkadaşlar yaklaştırabilirse şeyi. Bakın Sayın Aslan Bulut gazeteci yazar, bizim arkadaşımızdır Milli Merkez'den, Ercan Hoca tanır gayet yakından. Çıkardı arşivden, buldu. Arşivler yalan söylemez. Bu, nereye tutayım ben bu yazıyı? Bakın Sayın Erdoğan'ın belediye başkanı iken bir şeyi var. Bunu gördüğünüzü bilmiyorum. Görmeyeceği. Üçüncü köprüye karşı resmi gösterin. Recep Tayyip Erdoğan ne demiş? Boğaz'a üçüncü köprü intihardır. Bu Anadolu Ajansı kayıtlarında var, gazetelerde var. Kimsenin yalanı, iftirası değil. Sayın Arslan Bulut'un yazısından aldım ben bunu. Kendisini kutluyorum. Çok değerli bir gazeteci örneği gösterdi. Yani bizim de balık hafızamız yok yani milliyetçi. Arşivler en azından unutmuyor. Şimdi üçüncü köprüye karşı çıkan Tayyip Erdoğan, üçüncü köprüye karşı çıktınız diye insanları suçluyor. Çok yanlış bir şey. Yani Tayyip Erdoğan'ın bir öyle huyu var. Yani bir gün söylediğini ertesi gün farklı bir şey söyleyebiliyor. Onu da bizlerin hatırlamayacağını falan tahmin ediyor. Tabi bu da bir eksiklik bence. Ben Sayın Söylemez, ben bu noktada bir soru yöneltmek istiyorum içeriden size. İçeriden bilgi öğrenenlerin işlediği suçtur. Sayın İçeriden Söylemez. Bilgi alıyor kamu görevi veya banka görevi dolayısıyla ve o duyabiliyor mu? Avantaj sağlıyor kendisine. Beni. Para olur, borsa olur veya işte gidip buradan arazi kapatma olur. Korkunç bir şey. Halka karşı ekonomik suçtur bu. Bunların hepsi yargılanacak uzun vadede. Ben öyle görüyorum. Evet, Sayın burada Söylemez, tam bu noktada bir soru yöneltmek istiyorum bu iş, size. Kanal İstanbul değil, Katar İstanbul diyorum. Daha basit ifadelerle. Çünkü zaman ilerledi, insanları sıkmayayım, zaman çalmayayım diye. Ve 120 milyar, 125 milyar bütçe açığımız varken 150 milyardan aşağı maliyet olmayacak, en az maliyet olacak bir projeyi bütçe imkanlarıyla karşılayacağız diyor Tayyip Erdoğan. Karşılayamazsın. Senin bütçen yok kardeşim. Delik deşik. 125 milyar dolar, 125 milyar lira açığımız var bu sene. Nereden bulacaksın? Ülkeyi borçlandıracaksın. 3 tane Katarlı'yı mutlu edeceksin, orada rant vereceksin yandaşa diye. Türkiye'yi 150 milyar borca sokacaksın. Orada da deprem tehdidi başımızın üstünde demokrasinin kılıcı gibi duracak. Olmaz. Yani bunu halkımızın anlamayacağını sanmak yanlış olur bence. Duyabiliyor musunuz beni Sayın Söylemez? Duyuyorum. Duyuyorum evet. Bir soru soracağım size. Duyabiliyorsunuz değil mi beni? Duyuyorum efendim, duyuyorum evet. Tamam. Şimdi birincisi Kanal İstanbul'la ilgili söylediğiniz, yani ilk üç şirkete baktığınız zaman özellikle Kanal İstanbul güzergahında dönüm dönüm parsellenen alanlara, arazilere baktığınızda daha çok Katar ve Körfez ülkelerinden gelen şirketler ya da kişiler olduğunu görüyoruz. Şimdi İstanbullunun bunlardan haberi yok iken yurt dışından gelen yabancıların ya da yabancı şirketlerin İstanbul güzergahında, yani Kanal İstanbul güzergahında dönüm dönüm bu arazileri bir şekilde satın almış olması, bir anlamda oldu bittiye getirmek, yangından mal kaçırmak gibi olmanın ötesinde bir suç da değil midir? Yani hukuken bunun karşısında nasıl bir argüman geliştirilmelidir? Çünkü kamuoyunun, halkın ve İstanbullunun sonradan öğreniyoruz ki buralar zaten çoktan birileri tarafından satın alınmış. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir ikinci sorum da hemen akabinde depremle ilgili. Şimdi depremin, olası bir İstanbul depreminin iki ölümcül riski var. Birincisi, Sayın Hocamızın da söylediği gibi İstanbul'da 1 milyon 700 bin yapı var. Bunların ne kadarının depreme dayanıklı olup olmadığına dair hala bir tespit yapılmadı. Bir envanter %30, %70'i hala bilmiyoruz. %70'inin oturma izni yok. Oturma izni yok. Çok yüksek bir o oran. Şimdi dolayısıyla olası bir İstanbul depreminin, hani büyüklüğünden öte, diyelim ki 7 küsur büyüklüğünde bir depremin, biraz önce söylediğimiz gibi şiddeti, yani yıkım gücü böyle bir İstanbul'da çok yüksek olabilir. Yani korkunç boyutta bir can kaybıyla karşı karşıya kalabilir Türkiye. Ama ikinci ölümcül riski, İstanbul ve çevresi
Kocaeli'ye kadar olan bölgede baktığımızda Türkiye'nin ekonomisi burası. Ekonominin kalbi. Yani yetişmiş insan gücü olarak da baksanız, sanayi üretimi olarak da baksanız, finans piyasaları olarak da baksanız, bu bölgenin böyle bir deprem sonrasında korkunç bir tahribata uğraması demek, herhalde hesabı bile çok zor bir ekonomik darbe, ekonomik risk, ağır bir fatura demek. Bir de bu boyutunu değerlendirmenizi istiyorum. Yani birincisi, bu Kanal İstanbul güzergahında çok önceden parsellenen arazilerin hukuken, yani nasıl bir açıklaması olabilir? Ya da bunun karşısına bir hukuk savaşı verilebilir mi? İkincisi de İstanbul depreminin tüm Türkiye ekonomisine olası maliyeti konusundaki görüşünüzü almak istiyorum. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi az önce söylemiştim. Hatırlayacaksınız, izleyicimi anımsayacaktır. Insider trading denilen İngilizce kavram. Yani içeriden öğrenenlerin ticareti. Bu bir ekonomik suçtur. Şu burada yapılan da onun başka bir versiyonudur. Bununla ilgili olarak tabii ki hukuksal mücadele verilir. Bunların bir Arap şirketinin, Katar şeyhinin, bilmem kayınvalidesinin orada bir kırsal kesimde böyle bir arazi bulunması, tesadüfen güzergahında buradan geçmesi, yani piyango çıkma şansından daha büyük bir şans. Böyle bir şey olamaz. Bu halkın aklı alay etmektir. Bu açıkça önceden bilgi verilmiş. Hatta Türklerin gizli ortaklığı olduğu iddia olunan bir kumpastır Türk halkına karşı. Bu kanalın yapılacağından o kadar eminler ki 2011'den beri 30 milyon metrekare arazi el değiştirmiş o bölgede. Bizim haberimiz yok. Türkiye Suriyeliler ve Katarlılar tarafından parsellenmiş. Haberimiz yok. Kendi vatanımızda yabancıyız. Kurulan kumpaslara karşı bilgisiziz. Ve diyor ki isteseniz de istemeseniz de yapacağız. Şimdi burada yaratıcı muhalefet lazım. Bakın, ben Ankara'da yaşıyorum ama çocuklarım yaşıyor İstanbul'da. Hepimiz İstanbul, kalbimiz bizim. Yani İstanbul demek Türkiye demek. Ekonomisiyle, turizmiyle, ticaretiyle muazzam bir şehir. İki kıtayı birleştiren dev bir şehir. Burada böyle bir deprem olması korkunç bir şey. Bir yazı okudum, tüylerim ürperdi. Diyorlar ki böyle bir deprem olursa 3-4 gün sokaklara girilemez bile. Bırakın yaraları kurtarmayı, arama kurtarma faaliyeti falan. Birçok sokağa daha girilemeyecek diyorlar. Yani on binlerce ölüden falan bahsediyorlar. Dehşet şeyler. İnsanları korkutmak gece vakti istemiyorum ama bunun önlemini almak için belki de bu uyarı yerine geçer. Insider trading, bakın bu ekonomik suçlar halka karşıdır. Bunlar hep yolsuzluk mahkemeleri kurularak düzeltilebilecek şeylerdir. Bakın Hırvatistan'da, Malezya'da, Pakistan'da, hatta en son Angola Devlet Başkanı kızıyla damadı hep bu tür yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılandılar. Bu işler iktidar desteğiyle, iktidar işbirliğiyle, iktidar yakın kesimlerin haksız iktisat ve haksız kazanç çabaları olmadan olmaz. Nereden bilecek Katar emirinin kayınvalidesi gelip güzergahta arazi alacak? Ona içeriden biri git şuradan al, ben buraya bunu yapacağım. Hatta ortak olalım demiştir. %1000 yani. %1000. Bu çıkar ortaya. Yarın ihbarlar olur, iktidar gidecek. Gözüküyor yani. Zeminden bahsediyor Ahmet Ögün hocamız. Zemin bence iktidarın altından kayıyor. Farkında değil. Onlar hala İstanbul'u bile kaybetmedik diyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyorlar. Yani seçimi kaybetmişler. Hala kaybetmedik diyecek kadar şeydeler yani. Ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Hem üzülüyorum hallerine, hem de Türkiye'yi sürükledikleri durumdan da endişe ediyorum. Bu insider trading hadisemiz bu. İstanbul'un ekonomik şeyi bizi 50 yıl geri götürür en az. Bakın. Allah korusun. Allah esirgesin. Ama tabii bunun Allah'ın bize verdiği akıl, fikir ve basiretle davranarak toplumsal bir mutabakat oluşturarak yapmamız lazım. Ama bu zihniyette kolay mı? Benim çok kuşkularım var. 18 senedir yapmayanlarla bu iş yapılabilir mi? Çok ciddi kuşkuluyum. Olaya yani politik gözle bakmak için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Kafa çok başka. Adam diyor ki biz kadere inanırız, teslim olmuşuz filan. Bu laflarla fakir halkı avutacağını ve sorumluluktan kaçacağını zannediyor insanlar. Bu olacak iş değil yani. Hangi çağda yaşıyoruz? Hala kader bilmem ne bir işi. Yani yapamadıkları her şeyi kadere fatura ediyorlar. Ve böyle mistik şeylerle, teolojik şeylerle, böyle bir Türkiye yok yani. Türkiye tekrar çağdaş, demokratik bir hukuk devletiyle, laiklik başta olmak üzere dönerse bu işler hep tartışılır. Ama ben buradan muhalefet partilerine, sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunuyorum. Bu Kanal İstanbul'un temelini bile attırmamak lazım.
İnsan zinciri kurdular. Bakın avcılarda insanlar hatırladınız mı? Şeyde geçen iki pazar önce galiba. Kendinden herhalde sivil inisiyatifler, gönüllü kuruluşlar yaptı bunu. Avcılar, Çekmece filan oradaki yaşayan yurttaşlarımız el ele tutuştu. Ondan bile rahatsız oldu iktidar. Evet. Halkın gücünden tüm iktidarlar rahatsız oldu ve çekindiler. Bu işi halk çözecek. Yani ihalenin yapılacağının yerin önüne gidecek, 1 milyon kişi toplanacağız, miting yapacağız. Tabii ki demokratik meşruiyet içinde, hukuktan sapmadan başka bir şey zaten aklımıza bile gelmez. Başka türlü demokratik protestolar yapmadan, yaratıcı muhalefet eylemleri bulmadan, sadece demeç vererek, mecliste iyi niyetle yapılan grup konuşmalarıyla falan bu iş çözülemez, aşılamaz. Onun evet. için biraz daha aklımız başımıza gelmeli. Bu deprem bizim için uyarıcı bir ders niteliğinde daha olmalı. Kanal İstanbul denilen Katar İstanbul'a izin vermeyeceğiz demeliyiz. Katar İstanbul'a hayır demeliyiz. Kanal İstanbul lafını ben kullanmak istemiyorum. Katar İstanbul'dur bu. Evet. Rant projesidir ve Rusya'nın bize savaş açma projesidir bu yani. Ben Rusya'nın yerinde olsam savaş sebebi sayarım bunu yani. Sen Akdeniz Amerikan gemilerinin girmesine neredeyse ışık yakan gizli saklı imalı laflar edeceksin. Rusya bunu oradan seyredecek. Böyle bir şey olur mu? Nükleer güçle beraber sen nasıl böyle bir şeye girersin? 83 yıldır sorunsuz işleyen Montreux Anlaşması'nı nasıl zedersin kardeşim? Geçen gemi sayısı azalıyor. Bütün projeksiyonlar gemi sayısının azalacağı, gemi tonajlarının yükseldiği, boru hatlarının çok olduğu için artık eskisi kadar yakıt tankerlerinin de geçmediği yolunda. Azalacak bir şeyden bahsediyoruz. Artan bir navlun taşımasından bahsetmiyoruz. Navlun taşımasında patlama bir dönem olmuştu büyük. Bir daha o da olmaz kolay kolay dünyada. Dünya ticareti yavaşlıyor esasında o anlamda. Peki, onun için sayın, buradan söylemen. Fizibilite, rantabilite hesap çok, çıkmaz çok yani. Çok teşekkürler. Peki. Evet lütfen. Ben sonra teşekkür hocamız ederim. Da devam tamam. edeceğiz. Çok tamam. teşekkürler. Şimdi tam burada söylemek istediğim bir şey var. Bir başka garabet ve siz bir suç değil mi diye sordunuz evet. ya bunu. Evet. Tabii ki suç. Esas suç başka bir şey de var. Şimdi siz 2009'da anlatıyorum bir plan yapıyorsunuz, kuzey yok diyorsunuz. 2011'de bunu demin anlattım, tekrar etmeyeyim. Üçlü entegrasyon projesini açıklıyorsunuz. Onu 2012'de yani 3. havalimanı, 3. köprü ve evet. Kanal İstanbul. 2012'de çok ilginç bir şekilde afet yasasını kullanarak yani Hiniacet'te İstanbul depremi hazırlamak için oradaki bazı bölgeleri boşaltmak için bana gerekir diyen bütün bu Kanal İstanbul aksını rezerv alanı ilan ediyorsunuz ve oradaki bütün yetkiyi belediyeden alıp bir de demokratik meselesi var bunun. Çevre Bakanlığı'na veriyorsunuz ve sonra onun aksine kalanı inşa ediyorsunuz, kanal projesi yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Boğaz'ı kurtarmak için buraya şey koyacağım, yerleşme az olacak. Ama orada satmışsınız bütün şeyi. Sonra sizin itirazınız bitmeden halkın itirazı buraya bir 100 bin ölçekli planla zaten milyonlarca kişiyi yerleştirdiğiniz yere 1 milyonlarca nüfusu daha bu kanalın iki yanına öngörüyorsunuz. Üzerinde hiç unutmayın bir de havaalanı var. Şimdi burada hukuk, bu rezerv alan şu anda insanların itirazı 17'si bitiyor sanıyorum itiraz müddeti. Hem bu 100 bin ölçekli plana hem ÇED raporuna, ÇED raporu asla bilimsel değildir. Bunlara itirazı da mümkün. Yani sadece içeriden bilgi alınıyor, bilgiye göre satılıyor ve ona göre plan yapılıyor ve ona göre de hukuk kuruluyor. Yani suç öyle bir zincirleme ki burada çok ciddi sorgulamamız gereken bir şey daha var. Halkın müdahalesinin ötesinde bugün bu planları imzalayanlar, bu planlar için bilirkişilik yapan bilim insanlarımız da var. Ve bütün bu açıklığa rağmen hukuka gittiğiniz zaman hukukun işlememe durumu var. Yani bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman bu bir organize suç. Organize suç. Şimdi bu noktada bilim dediniz, demokrasi dediniz, evet. Kamuoyu dediniz. Sayın Övgün Ercan Hocam'a dönerek şunu sormak istiyorum. İstanbullulara rağmen İstanbul için deprem
depreme yönelik önlemler alınmamaya devam eder mi? Ve yine İstanbullulara rağmen Kanal İstanbul projesi hayata geçirilir mi? Kimse kaçak güreşmesin her şeyden önce. Burada Atatürk rozeti olan insanlar Atatürk ilkeleri doğrultusunda davranmaları gerekiyor. Yürekli olacaklar zaman yürekli olacaklar, kaçmayacaklar. Eğer güçlü ve örgütlü olursak baş edemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Ama örgütlü olmak gerekiyor. Bu önümüzdeki Türkiye'nin şu anda bu duruma düşüren insanların en çok korktuğu olay da örgütlü olmaktır. Karşılığında örgütlü bir güç bulmaktır. Dolayısıyla biz Türk'ün Türkçe anlamı da örgütlü topluluk demek. Yani kahraman, batur falan, yiğit demek değil. Örgütlü topluluk demek. Çok güzel bir anlamı var. O yüzden de bir devlet geleneğimiz var aslında. Aynen öyle. Dolayısıyla şu anda biz çok örgütsüzüz. Mesela bir ülkede sivil toplum kuruluşları eğer yönetim kurulunu toplayamayacak kadar kişiler varsa örgüt bitmiştir. Örgüt lafı bile şeydir, yasaktır Türkiye'de. Hı. Örgüt lafı bile yasaktır. Şimdi İstanbul'da depremin biraz önce maliyeti üzerine konuşuyordu. Bu çok önemli. Şimdi İstanbul'a muazzam bir göç var Anadolu'dan. Ben mesleğim gereği Anadolu'yu neredeyse adım adım bilirim. Çünkü sadece depremle ilgilenmiyoruz ki biz. Aynı zamanda yeraltı kaynakları araştırması yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yıllardır petrol aradım, maden aradım. Karadeniz dağlarında. İstanbul'a şu anda büyük bir göç var. Deprem olacak bir ile Güney ve Doğu Anadolu'dan göç var. Bir kişinin İstanbul'a göçünün Türkiye Cumhuriyeti'ne çıkışı 30 bin dolardır. 30 bin dolar. Bu kişiyi eğiteceksin, altyapı yapacaksın, yapı oluşturacaksın, su kanallarını değiştireceksin, yol yapacaksın, sağlık ocakları yapacaksın, okul yapacaksın. 30 bin dolardır bir kişinin maliyeti. Bir depremin ortalama Türkiye Cumhuriyeti'ne çıkışı ise 5 milyar dolardır. 5 milyar dolardır. Ve ulusal kalkınmada her deprem eksi 1 puan aşağı indirir ulusal kalkınmayı. Eksi 1 puan. Bak 5 milyar dolar. Size bir örnek vereyim. 7,5 büyüklüğündeki Gölcük depreminin Türkiye Cumhuriyeti'ne çıkışı 30 milyar dolardır. 30 milyar dolardır. Bakın 30 milyar dolar. Bizim turizm gelirlerimiz yaklaşık 38 milyar dolar. Hocam yaklaşık bakın, değil mi? Efendim? 30 milyar dolar. Yani aşağı yukarı bir kişinin depremden ölmesinin maliyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne 1 milyon dolardır. 1 milyon dolardır. Aşağı yukarı şeyde ölen kişi sayısı 17.800 kişiydi. Resmi açıklanan bu. Ha, 17.800 kişiydi. Bölün 25-30 milyar dolar. Bakın bakalım bir kişinin maliyeti ne kadar düşüyor. Şimdi diğer yandan bir kişinin depremden ölmemesi için yapılması gereken kişi başına yatırım 5.000 dolardır. 5.000 dolar bir Amerikalı'nın 10 ya da 15 günlük kazancıdır. Sen bunu bir insan için yatırım yapıyorsun. 5.000 dolardır. Ve can kurtaracaksın. Ve yaklaşık Mücella Hanım onu söyledi ya bunun kestirilemez dedi maliyeti. Bunu en çok kestirenler diyor ki 150 milyar TL'ye çıkar. 150 milyar TL'yi 5.000 dolara böldüğünüz zaman acaba bununla kaç kişinin canını kurtarıyorsun? Şimdi İstanbul depreminin Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadara çıkacağı, bir defa bizim kentsel dönüşümü ne kadar iyi yapacağımıza bağlı bir, depremin ne zaman olacağına bağlı, artı depremin büyüklüğüne bağlı. Yani tamamen yıkım olayları. Bunları eğer bu konuda biz çeşitli taslaklar yaptık. Yani bu taslaklarda işte 6,5 olursa ne olur, 7,5 olursa ne olur, 7,3 olursa ne olur, 7 olursa ne olur.
Bizi dinleyenler tabii merak ediyorlar. Şimdi ben bunu gerçi birçok kez söyledim ama şimdi İstanbul'u biraz önce Sayın Söylemez de söyledi. Yani İstanbul gerçekten Türkiye ekonomisinin çevrildiği bir yerdir. Kalbidir yani. Ankara'da beynidir Türkiye Cumhuriyeti'nin. Şimdi beyne oksijen gitmiyor. Şimdi bunun üzerine çok espri şimdi dönen sosyal medyada hocam. İstanbul'da tabii o kadar böyle deprem kestirimleri yapılıyor ki. Şimdi inanın şu anda televizyonlarda görmüş olduğunuz deprem bilimcileri ne yazık ki %70'i bir saat dahi deprem dersi almamış insanlar. Ama bunlar deprem konusunda televizyonlara çıkıp her türlü şeyi söyleyebiliyorlar. Oysa biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jeofizik mühendislerine 4 yıl deprem öğretiyoruz. 4 yıl. Ama en az konuşanlar da jeofizik mühendisleri. O da ilginç bir şey. Şimdi herkesin katkısı için burada ayrıca çok teşekkür ederim. Gerek jeoloji ve gerekse jeofizik mühendislerinin katkıları için teşekkür ediyorum. Şimdi kentsel dönüşüm konusunda mesela bizim de bu 20 yıl içinde yapılan çok iyi şeyler de var. Şimdi mesela, bugüne kadar yapılan kentsel dönüşümleri bu noktada nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani %3'ü bulmaz, %5'i bulmaz. Çünkü şöyle şimdi, tartışmalar oluyor ya hocam. Yani kentsel dönüşüm aslında rantsal dönüşüme evrildi. İnsanları depreme karşı dayanıklı evlerde yaşamasına vesile olmaktan ziyade birilerinin yine rant hırsını tatmin etmek adına işte hiç olmadık yerlerde yani rantsal kazanç sağlayabilecek bir planlamaya gidildi deniliyor ki İstanbul'da baktığınız zaman aslında deprem bölgesi denilen yerlerde tam denize sıfır devasa yüksek rezidanslar, gökdelenler yapılıyor. Bağdat Caddesi ve etrafında sürekli bir hani 5 katlı binalar 15 katlı binalara dönüşüyor filan. Hakikaten bu eleştiriler yersiz değil o anlamda. Kesinlikle. Yani yine bir rant arayışıyla kentsel dönüşümü suistimal mi ediyor şeklinde tartışmalar var. Sevgili Sedef kardeşim bak. Bir defa kentsel dönüşüm olayındaki algımız yanlış. Kentsel dönüşüm eski yapıyı yıkıp da yeni yapı yapmak değildir. Kentsel dönüşüm yaşam biçimini geliştirmektir. Yani o kentte mutlu insan yaratmaktır. Şimdi şu anda kentsel... Yani sadece mutlu müteahhit değil, mutlu insan yaratmamız lazım değil mi? Kentsel dönüşüm insan için yapılır, yapı için yapılmaz. Ama yöneticilerin kentsel dönüşümden algıladığı inşaat sektörünü hız verelim. Çünkü 200 tane kalemi çalıştırıyor. Dolayısıyla işsizlik düşsün. Son derece ama, kara para aktarıyor. Ama tabii kara paranın aktarı ulusal geliri de çarçur edelim. Bir inşaatın ülkenin gelişmesinde katkı payı nedir? Sıfır. Çok düşük. Tabii sıfır. Düşük. Sıfırdır sıfır. Sen eğer üretebiliyorsan, makine üretebiliyorsan, fabrikaların çalışıyorsa, dışarıdan para alabiliyorsan ülke öyle kalkınır. Ama borç aldığın parayla sürekli olarak inşaat yaparsan o ülke biter. Bakın burada 3 tane iş yapılıyor. 1. Yapısal dönüşüm yapılıyor. Yapısal dönüşüm ne demek biliyor musunuz? Bulunduğun yapıyı yık, yerine yeni yap. Bu kime kurtarıyor? Orada dairesi olan insanları kurtarıyor öyle mi depremden? Artı yapımcı buradan kar ediyor. İş çeviriyorlar kendi aralarında. Topluma verdiği zararı biliyor musunuz bunun? Oradan bir kat daha yükseldiği zaman o sokak genişlemiyor. Daha fazla insan alıyorsun, arabanı park edecek yer bulamıyorsun öyle mi? Ve sağlık ocağında daha sıralar uzuyor. Değil mi? Efendim yeraltı yapıları da ilginç olamadığın için sürekli olarak borular patlıyor, kanalizasyon patlıyor, elektrik yetmiyor, su yetmiyor. Şimdi o kadar ölçüsüz gidiyor ki her şey. Altyapı yok. Bu, caddeler hani aynı, altyapı aynı ama binaların katları sürekli yükseliyor. Yapıyı yıkıp yerini yapmak bu yapısal dönüşümdür. Şimdi bir de kentsel öteleme var.
kentsel öteleme ise yoksulların bulunduğu kesimlerdeki yapıların büyük işletmeler tarafından satın alınarak oralara gökdelenler dikip o zavallıların eline verdikleri, tutuşturdukları küçük parayla kentin ötesinde satın alabilecekleri bir dairenin parasını vererek avutmak. Buna kentsel öteleme denir. Yani yoksulları, elinde toprağı değerli olan yoksulları kentin dışına at. Bunlar hep kentin çeperlerine şu anda gitmişlerdir. Bunun örneğini biz Kadıköy'de görüyoruz. Şu anda Kadıköy'de görüyoruz. Neydi oranın adı? Fikirtepe. Fikirtepe'de görüyoruz. Acıları görüyoruz yani Fikirtepe. Şimdi kentsel dönüşümdeki kavram şöyleydi. Dendi ki madem ki yaşam biçimini değiştireceğiz ve insanları daha gönençli, daha mutlu bir yaşam yapacağız, o zaman Avrupa türü bir yapılaşmaya gidelim. Yeşil alanı büyük olsun, yollar geniş olsun, ulaşım sorunları olmasın. Biraz önce Mücella kardeşim söyledi, yeterli oksijen olsun. İstanbul'da bir kişinin bir saatte tüketmiş olduğu oksijen miktarı 8 metreküptür. İstanbul'daki oksijen oranının eşik değeri, yani sağlıklı bir beyin, sağlıklı bir yaşam için %21 olması gerekiyor havadaki oksijen miktarı. Kuzey ormanlarının 3. köprüyle geçirilmesiyle, havaalanıyla ve İstanbul su kanalıyla birlikte oran sadece 15'e düşüyor. 15'e düştüğü zaman ne olur biliyor musunuz? Tüh Allah, şununla karşılaştım ama adı neydi, aman bir türlü hatırlayamıyorum. Ya sabah biz kahvaltıda ne yemiştik? Bal mı, reçel mi, ne yemiştik? Hani o anımsayamama olayları hepimizde var ya, bu beynin yeterince oksijenden beslenememesi kaynaklanıyor. Alarm sesleri, gürültüler, bunlar demek ki yaşam kötü. Bir insanın İstanbul'da işe gitmesi ve gelmesi için harcamış olduğu zaman 4 saattir. Yani diğer bir deyimle ulusal gelirden bir kayıptır bir insan. 4 saat ulaşım için zaman harcıyor ve bu insan mutsuz. O zamanında hiçbir şey yapamıyor, okuyamıyor bile. Şimdi kentsel dönüşüm o işe gidiş zamanını 4 saatten 15 dakikaya kadar veya yarım saate kadar indirmektir. Yola çıktığınız zaman daha az insan görmektir. Yeşil alan oranı Paris'te %9,5'tür. Daha fazla hocam. Belki daha fazla. Bilemiyorum. Ben öyle biliyorum kayıtlardan. Norveç'te %68'dir. Şimdi İstanbul'da ne kadardır? %2,2'dir. Bütün ormanları falan koyduğunuzda eski hesaba göre kuzey ormanları varken. Şu anda 1,5 falan iniyor. Felaket. 1,5 falan iniyor. Yani şehir merkezlerinin içinde zaten yeşil yok de denecek kalmadı. Kadar az. Sevgili kardeşim, bu insanları bu kadar göç var öyle mi? Her yıl yaklaşık 500-600 bin kişi göçüyor. 500-600 bin kişi çarpı 30 bin dolar maliyeti ne? Peki ekilmeyen topraklar arkalarda kalıyor. Artık köylüler ekmeği unuttu. Yani buğday nasıl yetişir, lahana nasıl yetişir, mercimek nasıl yetişir, bunları unuttu. Yani Türk insanı belleğini unuttu. Belleğini unuttu, belleğini, anımsama gücünü. Bu yeniden geri gelmeyebilir. Ya bu yetimler çok büyük. Peki İstanbul'da bu kadar insanı topladın. İstanbul 5,5 kilometre karelik bir alan. Türkiye'de kilometre kare başına 82 kişi düşerken İstanbul'da 2586 kişi düşüyor. Hala da buraya da projeler var. Hala finans merkezleri yapılmıyor. Ve halen çoğaltılmaya çalışıyor. Yani Kanal İstanbul'la burası daha da yoğunlaştırılmaya çalışıyor yani İstanbul. Peki ben şunu düşünüyorum kendi kendime. Diyorum ki neden bu İstanbul'a akının önü durdurulmuyor? Çok hayranı oldukları Osmanlı dahi küçük büyük çekmece köprüsünün olduğu yerde bir bekçi tutardı. Gebze'de bir bekçi tutardı. İstanbul'a gelen insanlara neden geldin, nereye gidiyorsun, nerede kalacaksın, ne kadar kalacaksın diye sorardı. Eğer yoksa kimsesi 3 gün konuk ederlerdi ve geri yollarlardı. Mimar Sinan
Kanuni Sultan Süleyman Belgrad ormanlarına ava gidiyor. Mimar Sinan'ı çağırıyor. Diyor ki Sinan gel, orada bir sürü kaynak suyu var. Bu kaynak sularını getir. İstanbul diyor bol su kullansın. Hünkârım yapmayalım bu işi diyor. Zaten dağı taşı altındır diyorlar İstanbul için. Bir de suyu boldur dersek İstanbul'a çok göç olur. Biz bunun altından kalkamayız diyor. Bakın o çağda dahi Mimar Sinan bunu düşünebiliyor yani. Kentleşme olayını düşün. Hocam vallahi muhteşemsiniz siz. Jeologlara kızıyorsunuz. Ama bu yaşam biçimi. Ama bu yaşam biçimi. Ben bu şeyi paylaşıyorum yani. İşte bunun ızdırabını böyle paylaşıyorum. Şimdi, yani düşünün. Yani inanın ben bak Ortaköy'deyim. Sabah yürüyüşüne çıkacağım. Beni ne engelliyor biliyor musunuz? Polisin alarm sesleri. Ağzında sigara, koluna atmış, sigara içmek yasak ya. Dım 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 dım. Veyahut boş olan ambulansın alarm sesleri. Ya insan zaten yaşarken hiçbir değeri yok. Ambulansın içinde servet buldum bakın sigortası da yok diye hastaneye koşturuyor. Değil mi? Özel hastaneler, vakıf hastaneler. Yani konuşulacak çok konu var. Çok. Yaşamın maliyeti Türkiye'de çok yüksektir. Ama hocam, yaşamın niteliği şey çok düşüktür. Hocam bir söyleyebilir miyim size ama? Size çok değer veriyorum. Şunu söylemek isterim. Kentsel dönüşüm kavramı doğru bir kavram değil kullanılan. Yani kastettiğimiz kavram. Kentsel dönüşüm bambaşka bir şey. Yapmak istedikleri, kastettikleri, sizin söylediğiniz doğru kavram kentsel iyileştirme. Evet. Şimdi kentsel iyileştirmeyle kentsel dönüşüm kavramını o kadar karıştırdılar ki. Ve burada gerçekten akademinin de kabahati var. Kentsel dönüşüm kavramı şudur. Kullanılmayan bir sanayi mahallesini alırsınız, sanayi bölgesini. Diyelim bir konut bölgesine çevirsiniz. Her şeyle birlikte. O dönüşümdür. Yani bütün fonksiyonla, kullanımla. Aslında baktınız bazı yerlerde yaptıkları sayeden kentsel dönüşüm ama yapmak istedikleri, muratları hepsinin kentsel mesela dönüşümü. Üsküdar gerçekten. İyileştirme yapacağım diyor aslında. Mesela Üsküdar kentsel dönüşüm yapıyor. Ben geçen gün oraya konferans vermek için gittim. Şaşırdım. İşte bu noktada başka bir şey var. Yani depremi kötü niyetle kullanmak. Evet, aynen öyle. Depremi bahane edip. Evet. Yani soruyorsunuz ya niye bu kadar insan buraya, bu kente geliyor? Demin size hatırlatırım. Çünkü bu bir küresel ekonomi projesidir. Üretmeyen yerine tüketen bir kent. Ve bütün hizmetleri, sadece hizmetler sektöründen geçinen ve bir sürü nüfusun bir araya geldiği. Ve buradan inşaat sektörünün ya ve çok dikkat edin güvenlik sektörünün. Evet evet. Çok fazla arttı. Bu bir neoliberal diyelim ekonomik ideolojinin kentleşme politikasıdır. Bu seçilmiştir İstanbul için. Peki İstanbul'a rağmen özellikle Kanal İstanbul projesi sizce gerçekleştirilecek mi? Bakın İstanbullu da değil. Yani benim itirazım Kanal İstanbul, doğrusu İstanbul kanalıdır. Kanal İstanbul'a bile... İstanbul su yoludur, daha İstanbul da Türkçeleştireyim. İstanbul su yoludur. Girişimi diyorum ben ona. Bir de üstelik artık proje demiyorum. Bu bir girişimdir. Lafı bile rant yaratmıştır. İşte 30 milyar toprak. Hiç yapılaşmaması gereken topraklar bu girişimler nedeniyle yapılaşmıştır. Bir, imar kabiliyetine kavuşturulmuştur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada çok önemli bir şey daha var. Hocam çok güzel anlattı bu dönüşüm dediğimiz meseleyi. Bir başka ekonomik mesele daha var. Çok uslu, sesini çıkaramayan bir emek sınıfımız var. Fakir fukaramız var. Bakın bu dönüşüm denilen projelerin, gerçekten dönüşüm ama niyet bu değil. Projelerin çok önemli bir ekonomik
şey var. Bunlar insanları borçlandırıyorlar. Cebinizde hiçbir zaman olmayan bir parayla sanki konut hakkı sadece mülkiyet, mülk konutlarıymış gibi ki ben kiracıyım. Aslında devletin en önemli görevi yoksul ve yoksun halka ucuz kiralık konut da temin etmektir. Dünyada yapılan bu tür projelerde, yani dönüşüm projelerinde, İngiltere'de mesela, mecburdur yatırımcı bu konutların %30'unu kiralık yapmaya. Oran değişir. Size Viyana'yı söyleyeyim. Viyana'daki konutların %70'i sosyal konuttur ve kiralıktır. Şimdi gelelim bize. Mecbursunuz konut sahibi olmaya. Ve siz borçlanıyorsunuz. Bir de zaten ve o lüks konutlarla ilgili de yani Türk kamuoyu mu alıyor, bizim halkımız mı alıyor, yoksa alıyor. Yabancılara hayır, satmak hayır. için mi yapılıyor? Herkes o da ayrı bir tartışma. Alıyor. Ama rant meselesi, yani gayrimenkul rantı TOKİ'yi alalım. Ürettiği bu rantal konutlar, ürettiği konutların %80'i, %20'si ancak yoksullar için üretilen konutlar. Onlar da işte yağmur suyu toplama havzalarına gidip yapıyor. Başka bir şey söylemek istiyorum. Borçlu bir insan, işsizliğin bu kadar yüksek olduğu yerde sesini çıkarmaz. Aynen öyle. Evet. Bakın bu çok önemli. Ve başarılı bir politikadır. Bakın sadece bir konut politikası değildir. Evet. Deprem bahane edilerek çok zaten baskıda var. Sesini çıkaramayan bir toplum yaratılmıştır. Çünkü herkes tepeden borçlu. Tırnağa borçludur. Borçlu. Sadece onu şimdi düşün. O zaman gelelim buraya. İstanbul halkının dediğiniz istememesiyle bakın eğer Kanal İstanbul'u siz cebinle ilişkisini kurarsanız bütün bu dönüşüm mekanizmasının ne demek olduğunu, bu borçluluk halini anlatırsanız insanlar belki de ses çıkarır. Ama eğer bir konut sosyal güvencesi olmayan bir insan için bir yaşam sigortasıysa evet. ve siz bu insana kaçak yapısını affederek bunu gel buraya müteahhite verelim sana da bir kat verelim diyorsanız bu insanlardan ses çıkarmasını beklemek insafsızlık olur. Evet. Onun için bunlara karşı olan bütün aydınlar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri bunu bir şekilde anlatabilmemi ama burada esas mesele de muhalefet partilerine düşüyor. Evet. Bu noktada işte anlatmaya çalışanlardan biri Sedat Tenker. Siz hem Çanakkale ile ilgili hem Kanal İstanbul'la ilgili gerçekten anlatmaya çalışıyorsunuz risklerini. Peki sesinizi duyurabiliyor musunuz? Yani şu ana kadar bir geri dönüşüm göremedim, alamadım. Bu 2011 yılında açıklandığında rahmetli babamla bir konuşmamız geçti bu konuda. İşte bana büyük bir heyecanla soruyor Kanal İstanbul olayını duymuş. Ben de nöbet dönüşü uğramış vaziyette. Boşuna mı gitti? Yani ne olacak onu soruyor. Ben tam hani ona izah etmeye başlamadan dedim ki baba dedim sen ne anladın yani haberlerde ne anladın? İşte şehircilikle mimar işte binalar yapılacak, parklar yapılacak. Yani geçiş denizden gemilerin seyriyle ilgili bir şey yok. O zaman dedim ki baba dedim demek ki bu mimari bir proje. Yani bizimle bir alakası yok. Onu öyle kabul etmek lazım. Zaten hocalarımın anlattığı da bu yönde. Ve yani aslında Kanal İstanbul'un bir kanal olma dinamiği sadece bir araç. Evet, esas amaç diyorsunuz yer. Her iki tarafında da oluşturulacak. Öyle yine gözüküyor. Rant sağlayacak. Çünkü bir emlak piyasası meydana getirmek. Kanaldan bu, geçebilir mi bu hocam? Bu kanalın altyapısı anlatanı ÇED raporuysa oradaki verilere göre birçok gemi buradan geçemeyecek. Neler geçemeyecek? Su çekimi nedeniyle manevra güçlükleri çeken gemiler geçemeyecek. Zorlarsanız yani bana kaptan olarak geçin deseniz ben ona cesaret edemem.
Ama sigorta. Armatörüm, donatanım zorlarsa artık denemekten başka bir şey yok. Ama onun ucunda bir sonuçta onlar için bir menfaat yok. Yani Panama kanalından geçerken var. Bir okyanustan öbürüne geçiyorsunuz kısa bir şekilde. Süveyş'ten evet, geçerken var. Veya Houston kanalında zorlanarak giderseniz onun ucunda bir 2-3 milyon dolarlık bir navlun var. O menfaati almak üzere bu riski alırsınız. Ama burada alışılagelmiş bir yol. Son niye Kanal İstanbul'dan 2004, geçeyim mi derler diyorsunuz? Yani o riski göz önün alamaz o su çekimindeki gemiler. Yani bunu teknik olarak alamaz. O bu intihar gibi bir şey olur. Bir de geçiş ödeyecekler. Ayrıca. Bunun haricinde Karadeniz, kuzeyli rüzgarların hakim olduğu, denizin çalkantılı olduğu, bizim haritalar gözükmüyor herhalde burada. Normal İstanbul Boğazı, Poyraz'a doğru ağzı, hakim rüzgarlara doğru. Bu da Karayel'e doğru. Ve mendirekle dalga etkisini etkilemeye yani azaltmaya çalışmışlar. Sonuçta o havalarda bir, Klaus Kaptan zorunlu diyor ÇED raporu. Klaus Kaptan'ın Karadeniz'de o gemiye katılıp, ki bu büyük yüklü bir tanker olduğunu düşünün. Biz tütün çiftliği manevralarda 3-4 milden başlıyoruz yol kesmeye, gemiyi durdurmaya. Siz orada Klaus Kaptan'ı alacaksınız. Bordanızdan Poyraz kuvvetli rüzgarları arasında karaya gitmemek üzere tedbirlerinizi almaya çalışıp sürat vermeniz gerekecek. Ve o şartlarda kanala girip geçmeye çalışacaksınız. Öbür tarafta da bir boğaz var. Yani orada da Karadeniz'e çıkıp gemiyi karşılamak zor. Ama gemi trafik hizmetlerimiz var. Elektronik olarak takip ediliyor. Biz takip ediyoruz Klaus Kaptanlar. Sonuç olarak gemi kaptanlar da ona hazır. Yani biraz daha içeri girerek, boğazdan içeri girerek gemiyi almaya. Sonuç olarak o havalarda, Marmara'da da Lodos havalarda gemiye katılmak olmayacak. Gemi ister büyük olsun, ister küçük olsun. Yani küçük gemiler de buna hiç bu riske girmeden doğru İstanbul Boğazı'na yönelecekler. Böyle bir rakam var. Bir de geçiş şeylerine bakarsak, mesela 2018 için 17.500 gemi, aşağı yukarı 43.000 gemi geçiyor. 17.500 gemi Klaus Kapta almamış. Bunların çoğu 150 metre altındaki küçük gemiler. Şimdi sağlık resmi ödüyor. Fenerler vergisi ödüyor. Bunu mecburen ödüyor buradan geçiş yaparken. Bir de onun üstüne kılavuz kaptanlık için para ödememek üzere kılavuz kaptan almıyor. 17.500 gemi. Burada mecburen. Yani bu 17.500 gemiyi siz oraya çekmeniz için üstüne para vermeniz lazım. Evet. Kanal İstanbul'a çekmeniz için. Yani bu tür bunlara cevap yok. Zaten ÇED bu söylenilen tartışmalar hani yıllar içinde zaten geçen gemi sayısının da azalmış olması. Zaten diğer Kanal İstanbul'dan geçerken ki maliyetinin de yüksek olması, zaten söylediğiniz gibi manevra kabiliyetinin de sınırlı olması vesaire gibi tartışmalar sonrasında Kanal İstanbul'un alternatif, daha akıllı bir alternatif geçiş yolu olduğu yönündeki iddialar bitti. Yani evet. Yok, pek konuşulmuyor. Öyle. Kendi kendine yalan. Yani güvenlik açısından, İstanbul Boğazı'nın güvenliği açısından deniliyor. Orada da bir sürü riskler var. Yani mesela zemin işte sızdırmazlığı sağlamak veya tatlı suyla karışmasın diye geosentetik beton mu? Öyle bir şey yani döşeniyor. Yani mesela şey durumda, acil durumda demir atmanız gerekecek ama demir tutmayacak. Yani demir boşuna atmış olacaksınız. Hani o ne bileyim Ahırkapı'da, İstanbul Boğazı'nda da tabii tutmayacak yerler var. Onları biz biliyoruz. Ama mecburen veya tutacak yere atmaya çalışıyoruz. Burada öyle bir olanak da yok. Ben bir soru sorabilir miyim tabii, hocam? Buyurun. Çok merak ediyorum. Şimdi size soru şu. Hatırlıyorsunuz 3. Havalimanı için işte 4,5 milyon ton jet yakıtı elleştiren bir şey yapıldı Karadeniz'de. Evet. İGA'nın limanı. Hı-hı. O yapılırken Dünya Havacılık Teşkilatı'nın kurallarına göre
Devlet Hava Meydanları İşletmesi bir yazı yazdı. Dedi ki bunu burada yapamazsınız. Tehlikeli 6 kilometre. Olarak. Evet. Sonra onlar dediler ki şöyle dendi bir ay sonra. Buradaki kaptanlara şey vereceğiz, panik butonu. Hava alanındaki kaptanlara da panik yani pilotlara vereceğiz. Herhangi bir tehdit anında butona basılacak, onlar kaçacak. Şimdi gelelim şeye, havaalanı. Buradaki akaryakıt limanı, onlar butonla evet. kaçacaklar. Buraya getirdik tankerleri, sizin dediğiniz gibi şöyle bir yoldan evet. geçiyor. Sonra bunun yanına da getirdik, konteyner limanı yapıyoruz dolgularla. Hocam bu trafik Karadeniz'de olur mu? Yani buradan tanker kaçıyor, buradan tankerler çıkıyor. Şimdi Karadeniz esasında özel bir deniz. Yani kuvvetli havalarda, karışık denizler. Bu acil butonlarını falan olabilecek bir şey değil. Ama yani, öyle yazıyor. O bilmiyorum. O öyle nasıl yazıyor? Peki şöyle ama... söyleyeyim ben. Şimdi toparlayacağım ve Ankara'ya döneceğim Ufuk Söylemez'e. Yani sizin aslında imkanınız olsaydı bugün Kanal İstanbul projesine evet mi derdiniz, hayır mı derdiniz? Yani bu şartlarda hiçbir anlamı yok. Hangi gemiler geçecek? Hayır. Ama Sedef Hanım şu da var. Yani vakit daralıyor, onu da söylemem lazım. Burada boğazlarımız da söz konusu. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndaki doğal risklere bir de yapay risk eklediniz. Şimdi burada alınması gereken birçok tedbirler var. Ve bu ister yapılsın ister yapılmasın uzun bir süre alacak yapılırsa. Yapılmazsa bu İstanbul Boğazı için ve Çanakkale Boğazı için alınması gereken önlemleri bir an önce tartışıp teknik olarak şeye getirmemiz peki, lazım, gündeme getirmemiz lazım. Bu noktada Ankara'ya dönüyorum. Sayın Ufuk Söylemez bizlerle beraber mi? Evet. Sayın Söylemez, bu Kanal İstanbul'la ilgili maliyetin ötesinde yapım süresi de çok önemli tartışmalardan bir tanesi. Şimdi biz depremle ilgili bile hani deprem vergileri ne oldu? Toplamda ilk 20 yılda 66 milyar 143 milyon lira deprem vergisi toplanmış. Ama şu anda bu vergilerin ne olduğuna dair pek bir açıklama gelmedi yetkililerden. Bu kaldı ki Kanal İstanbul'la ilgili kaynak arayışıyla da ilgili problemler var. Bir dönem yurt dışından bazı fonlar destek olacak dendiler Kanal İstanbul için. Ancak sonradan bu haberlerin de doğru olmadığı çıktı. Yani ortada bir para yok. Ortada bir fon yok. Buna rağmen bu kapsamda bir projeden bahsetmek ne kadar doğru Sayın Söylemez? Hiçbir fizibilitesi ve rentabilitesi yok Sedef Hanım. Çok açık. Yani bunu bir ekonomist olarak tahlil etmek bile bana esasında üzüntü veriyor. Çünkü az önce Sedat Kaptan çok güzel açıkladı. Yani bu gemileri buradan geçirecek Montreux Anlaşması burada dururken, doğal bir su yolu orada dururken, onun yanında paralel ikinci bir su yolu açıp buradan geçmeye zorlayacak. Hukuken de, ekonomik olarak da bir şey yok. Eğer bir gelir elde etmek, gelir arttırmak amaçlanıyorsa, mesela frank altın meselesi vardır. Sedat Bey de gayet iyi bilir. Belki açıklar onu. Frank altın meselesinde Türkiye biliyorsun dolara sabitlediği için gelirini azalttı. Eski haline dönsek 7-8 milyar dolar bile para kazanır. O Montreux'li taraf ülkelerle tekrar oturup konuşulabilir ama Montreux ülkeleri orada dururken biz onların gözüne baka baka buradan kanal yapacağız. Bunun fizibilitesi yok, hiçbir şey yok. Çok açık. Tayyip Erdoğan nereden öğrendiyse kim söylese bilmiyorum ama bir akıllı proje, akıllı şehir kuracağız dedi. Hatırlar mısınız? Ben de o gün bir yazı yazmıştım. Akılsız projeyle akıllı şehir kurulamaz diye. Akıllı şehir, mesela ben size bir akıllı şehir örneği vereyim mi? Toyota'nın CEO'su geçen ay Texas'ta bir teknoloji fuarı yapıldı. Belki hatırlayanlar olur. Orada bir akıllı şehir kuracaklarını Fuji Dağı eteklerinde eski Toyota fabrikası yerine ilk etapta 2000 kişinin yaşayacağı. Ama akıllı şehir nasıl biliyor musunuz? Hidrojen emisyon yakıtlarıyla sıfır karbon monoksit tüketecek. Akıllı arabalar olacak. Otonom evler olacak. Yani teknoloji, akıllı şehir böyle kurulur ve Tokyo'nun dışında, İstanbul'un dışında bir akıllı kent kurmak isteyebilirsin. Yeni bir yaşam alanı. Bunun için doğayı bozmaya, 150 milyar lirayı toprağa gömmeye, akılla, mantıkla,
fizibiliteyle, rantabiliteyle açıklamasın. Siz az önce sordunuz 67 milyar deprem vergisi nereye gitti diye. Hani şey var, süt nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Yok yani. Şu anda bütçede o deprem vergisinden toplanan paralar bittiği gibi bütçe 125 milyar lira açık vermiş vaziyette Sedef Hanım. 125 milyar lira açık veren bir bütçenin üzerine 150 milyar lira tutacak ve getirisi yıllarca geri gelmeyecek, yani hiçbir getirisi olmayacak bir parayı bu milletin sırtına borç diye binirme hakkınız yok. Buna itiraz etmeniz, bunu protesto etmeniz, bunun için artık doğayı bozacak, İstanbul'u tehlikeye atacak, yani fizibilite laflarını falan hepsini bir kenara atmak lazım. Bu halkla inatlaşmaktadır. Bakın iktidar aynı kibirden vazgeçmiyor, halkla inatlaşıyor. İstanbul seçimlerinde buz gibi kaybettikleri halde Yüksek Seçim Kurulu'na yaptıkları baskılarla, utanç verici bir kararla seçimler biliyorsunuz yenilendi. Ve bu sefer Türk milleti ne yaptı İstanbul'da? Çok ağır bir ders verdi. Demokrasi dersi verdi. Şimdi yine halkla inatlaşıyorlar bakın. İsteseniz de istemeseniz yapacağız diyorlar. Halk istemiyor kardeşim. Yap bir referandum bakalım. Koy sandığı İstanbul'a, halk isteyecek mi bunu? Bunun maliyetini anlatalım insanlara. Bütün kanallar senin zaten. Günde 3 posta çıkıyorsun, konuşma yapıyorsun zaten. Biz Tele1'e çıkıyoruz, Halk TV'ye çıkıyoruz. Birkaç kanala çıkabiliyoruz. Kanalların hepsi sende. Günde 3 kere çıkıp konuşuyorsun nakliyeyin. Ne korkuyorsun? Eğer güveniyorsan haklı, vicdanlı, verimli, ülke ve millet yararına projesi yap. Biz diyoruz ki bu Katar İstanbul'dur. Bakın Kanal İstanbul diyorsunuz. Ben Katar İstanbul demekte ısrar ediyorum. Bu bir gerçekten rant projesidir. Yandaş müteahhitlere bilmem para vermek, belki oralardan komisyon, rüşvet almanın yolunu açmak gibi niyetler de olabilir. Bilemeyiz. Ama bunlar akla, bu ısrarla, Türkiye'nin bunca ihtiyacı varken, deprem gelip kapımıza dayanmışken hala bunda ısrar edilmesinin bir ekonomik rantabilitesi yok. Ne fizibilite var ekonomik devine, ne rantabilite var, ne o gemileri oradan geçirecek bir hukuki zorlama var, ne Rusya'nın buna seyirci kalıp böyle seyredeceğini beklemek gibi bir iyimserlik var. Bunun hiçbiri yok. Bu Sayın akıl Söylemez, dışı bir şeydir. Sayın yani, Söylemez, burada şunu sormak işte, isterim. Bir siyasetçi olarak, cambaza bak, eski bir demek siyasetçi için bizi tartıştırıyorsa onu bilemem ama burada halkın gücüne güvenmek lazım. Evet, Sayın Söylemez, bir eski siyasetçi olarak, kıdemli bir siyasetçi olarak Kanal İstanbul konusunda Cumhurbaşkanı'nın diretmesi siyaseten AKP'nin beka sorunu haline gelir mi? Vallahi bana göre diretmesi iyi oluyor, şöyle oluyor. Toplum böyle bir inatlaşmanın ne kadar akıl dışı olduğunu görüyor. Çünkü toplum bir şey söyleyemiyor. Bir takım animasyonlar gösteriyor, binalar gösteriyor. Bina kayırını doyurmuyor. İnsanlar işsiz, aç. İnsanlar yaşamlarına kıyıyor. İş bulamadığı için, evine ekmek götüremediği için. Sedef Hanım, doğal gaz faturamı ödeyemedim diyor. Taksi şoförü bindim şimdi gelirken buraya. Yani böyle bir şey yok. İnsanlar can derdindeyken sen böyle fantazilerle, böyle milyarlarca dolar Türkiye'yi borca sokacak, Katarlarla Altakya Verkül'e olduğu açıkça daha ilk günden ortaya çıkmış ayan beyan kumpas projelerle toplumu sen nereye götüreceksin? Böyle şey olur mu? Toplum bunu reddediyor. Yani AKP o eski güzel günlerinde olduğunu zannediyor. Evet. Yok böyle bir şey. Ne paraları kaldı, ne itibarları kaldı, ne inanılıkları kaldı. Peki. Onun için bu proje yapılmamalı ama demokratik toplum tepkisi hukuk ve meşruiyet içinde yaratıcı biçimlerle sürmeli bence. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Söylemez. Ben teşekkür ederim. Meseleyi hem siyasi boyutta hem ekonomik boyutta ele aldınız ve değerlendirdiğiniz için. Vaktimiz yok ama çok hızlıca bir yorum çok yapmak hızlıca istiyorsanız lütfen. Yani Sayın Bakanım, bu geçemeyecek gemileri kategori halinde izah ettim biraz önce. Eğer olmaz inşallah da bu projenin yapıldığını düşünelim. Ve geçmeyen gemilerin vergilerimizden alınarak, köprülerdeki sistem gibi evet, alınma durumunda. Ben bunları bugünkü tarih itibariyle tek tek söyledim. Hangi gemiler geçemeyecek? Ben bu konuda muaf olabilir miyim? Yani ben bunları bugün belirttiğime göre bu vergilerden, benim muaf vergilerimden muaf olmak istiyorum. Bürokratik açıdan bunu nasıl siz daha iyi bilirsiniz? Biz de isteriz muafiyet, biz de isteriz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, son bir yorum varsa alayım çünkü kapatacağım. Evet, şimdi Kanal İstanbul'da İstanbul Su Yolu ile ilgili ben pek fazla düşüncemi söylemedim. Çünkü iki tane uzman kardeşimiz var burada. Yalnız
söylenen doğru olmayan sözleri söyleyeceğim. Diyor ki burada İstanbul şeyde Boğaziçi'nde çok kaza oluyor. Bu kazaları engelleyeceğiz diyor. Oysa Boğaziçi'nde kaza oranı ne kadar biliyor musunuz? 800 bin gemide bir tane. 800 bin gemide bir tane. Bu anlamda kaptan kılavuzlarımızın hepsini de tebrik etmek lazım. Deniliyor onların ki, herhalde bu konudaki katkıları çok büyük. Deniliyor ki biz buradan hiç gelir temin etmiyoruz. Oysa Montreux Anlaşması'na göre ki onu Yüce Atatürk Tevfik Rüştü Aras aracılığıyla imzalatmıştır. Büyük. Dünya üzerinde hiçbir boğazın geçişinden para alınmazken, serbest geçişli boğazlardan söz ediyorum, Panama'dan, Süveyş'ten söz etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde uluslararası su olmasına rağmen her geçen gemi para ödemek zorunda. Biraz önce Kaptan Bey de bunu açıkladı. Evet. Montreux'de bu para 0.17 gram Fransız altın frangı olarak ayarlanmıştır. Evet. Şu anda bunun eğer bu Montreux Anlaşması'nı şu anda Türkiye'yi yöneten insanlar uygulasa, yıllık boğaz geçişlerinden Türkiye'nin kazancı 220 ton altın oluyor. Türkiye zaten 300 ton altın ithal ediyor her yıl. 220 ton. Biz bakın yani, son bütün bu hesaplamaları yaptığınızda aslında hem aklın hem vicdanın yolu bir defa söylenenlerin doğru olmadığını, insanların kandırıldığını gösteriyor. Kandırılma lafı çok kullanılıyor biliyorsunuz. Hem kandırıyorlar hem kandırılıyorlar gibi bir pozisyon. Şimdi burada depremin etkisi var mıdır Kanal İstanbul'a? Yoktur. Yani deprem gelecek, burada tsunami dalgaları gelecek. Bu sözlerin hiçbiri doğru değil. Ama orada İstanbul su yolu açıldığı zaman yaklaşık suyun... Hocam toparlamak zorundayım. Zaten kapatmaktım. Toparlıyorum. Evet, lütfen. Çok uzun konuşmayacağım. Lütfen. Şimdi yaklaşık saatte 10 kilometre hızla su akacak oradan. Ve getireceği su miktarı saniyede 800 metreküp. 800 metreküplük su Küçükçekmece'nin bulunduğu yerde uçkun alanlarını, yer kayma alanlarının topuklarını aşındıracağı için İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu kesim artı Kanarya'nın bulunduğu kesimden o yapılar kanala doğru akmaya başlayacak. Yani kayma olayı var. Çok tehlikeli bu. O dip tararken de olacak hocam. Çatal ağzı oluşturacak buradaki çökeller. Hemen Küçükçekmece'nin önünde. Orada denizin içinde uçkunlara neden olacak. Yani deniz içi yer kaymalarına neden olacak. Onun da etkileri çok büyük. Ben burada kesin. Yani insana rağmen ve doğaya rağmen projeleri gerçekleştirmemek gerekiyor. Bir de aslında ne dedik? Deprem öldürmez, zihniyet öldürür dedik, yoksulluk öldürür dedik. O yüzden aslında bakış açısının değişmesi gerekiyor. Belki de zihniyetin değişmesi gerekiyor. Ben son olarak... Efendim birileri sükse yapacak diye bizim kanala ihtiyacımız mı var? Sükseyi bir tarafa bırak. Adam can derdinde Elazığ'da. Bir daha cümle söyleyebilecek mi? Kapatmak durumundayım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgeye gittiğinde, deprem bölgesine gittiğinde yaptığı bir açıklama vardı. Son olarak onunla kapatacağım programı. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle dedi. Bizler her şeyden önce Müslümanız. Kadere inanırız. Sabrımız imanımızın bir gereği. Bu süreci imanımızın gereği olarak sabırla atlatıyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben olsaydım dedim bu konuşmayı şöyle yazardım. Bizler her şeyden önce insanız. Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş ayrımı yapmadan milletçe dayanışma içinde olmaya inanırız. Zor zamanlarda birlik olmak vicdanımızın gereği. Bu süreci akıllı ve bilimsel çözümlerle atlatacağız. Siz güçlü devletimize emanetsiniz. Evet, haftaya pazartesi yeniden görüşmek üzere.